Creative Mornings İstanbul biliyorsunuz dünyadaki birçok Creative Mornings'ten biri. Dünyada şu anda 67 ülkede 215 farklı edisyon var. Ayda 20 bin kişiyi ağırlıyor bütün Creative Mornings etkinlikleri. Normalde tabii ki biliyorsunuz Creative Mornings etkinlikleri fiziksel ortamda ve yüz yüze temas ile gerçekleşiyor. Bu da aslında Creative Mornings'in çok önem verdiği ve bizlerin de çok hala kalbinde tuttuğu ve sevdiği bir konu. Çünkü fiziksel olarak bir araya gelmeye, birlikte olmaya, tanışmaya, dayanışmaya ve birbirimizden öğrenmeye çok inanıyoruz. Bu anlamda da Creative Mornings dünyanın aslında en büyük bu fiziksel ortamda gerçekleşen ve en geniş komünitesi, topluluğu. Biz de 2015 yılından beri Creative Mornings İstanbul olarak Türkiye'de Creative Mornings'in bu buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. Ve bütün bu buluşmalar sonrasında dijital olarak yayınlanıyor. Ve 8078 tane şu anda konuşma var Creative Mornings internet sitesinde. 9 milyonu aşkında bir video izlenmesi var. Bu da oldukça önemli çünkü günümüzde artık her ne kadar Creative Mornings fiziksel ortamda gerçekleşse de dünyanın, ülkelerin, şehirlerin sınırlarını kalktığı bir noktadayız. Dolayısıyla bu videoların da dijitalde erişilebilir olması çok önemli. Ve bugün de Creative Mornings İstanbul'un ikinci dijital etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Creative Mornings'te dünyadaki bu pandemi sonrası tüm gelişmelere aslında hızlı cevap verip etkinliklerini nasıl dijitale taşıyabileceğini keşfetti ilk günlerden itibaren. Biz de Mart ayı itibariyle etkinliklerimizi dijitale taşıdık ve Zoom üzerinden yapıyoruz. Geçtiğimiz ay Identity, kimlik teması ile Onur Gökhan Gökçe'yi ağırladık. Ve çok keyifli bir sabah kahvaltısı eşliğinde sohbetimizi gerçekleştirdik. Dünyanın farklı, Creative Mornings'i dijitale taşımanın tabii güzel bir yanı da dünyanın farklı yerinden insanları ağırlayabilmemiz. Geçtiğimiz ayda, bu ayda dünyanın çok farklı yerinden kişileri görüyoruz. Creative Mornings'te katılımı teşvik ediyoruz. Sizlerin, bütün katılımcıların bu sürece, bu sohbetlere dahil olmasını seviyoruz. Bu noktada da aslında birkaç tane şimdi yapacağımız adım var. Birincisi, buradaki yaratıcı topluluğun birbirini takip etmesini, birbirinden öğrenmesini istiyoruz. O yüzden şimdi sizlerden bu yine Zoom'un olanaklarını kullanarak Participants kısmına gelmenizi, isminizin üstüne gelip isminizi Twitter veya Instagram hesabınızla etiketlemenizi istiyoruz. Mesela ben buraya kendim ikisini koydum. Sizler de eğer bu yaratıcı toplulukta başka insanları keşfetmek, başka kimlerin olduğunu öğrenmek istiyorsanız bu şekilde kendi Twitter veya Instagram hesabınızı ekleyip diğer insanları takip edebilir ve diğer insanlarla bu etkinlikten sonra da etkileşime ve iletişime geçebilirsiniz. Ve şimdi check-in sorumuzla başlıyoruz. Bugünün check-in sorusunun aslında farkı sizleri breakout rooms dediğimiz belli odalara ayıracağız. Ve bu odalarda gördüğünüz insanlarla daha küçük bir grupla bunu konuşuyor olacaksınız. Bunu aynı şekilde aslında fiziksel etkinliklerde 3-4 kişi yeni orada tanıştığınız bir etkinlikte sohbet ettiğiniz anlar gibi düşünebilirsiniz. Hepinizin sesinin duyulmasını, bu sabah hepinizin konuşmasını istediğimiz için bu yöntemi tercih ediyoruz. Çünkü şu anda oldukça kalabalığız ve aynı odada bunları ne yazık ki duyamayız. Şimdi sizleri odalara ayıracağız ve bu 3 soruyu aslında odada konuşmanızı istiyoruz. Adınız ne? Şu an neredesiniz? Yine ölçeği küçülterek düşünebilirsiniz. Yatağımdayım, salonda koltuktayım, yemek masasına geçtim, kahvaltımı yapıyorum gibi ölçeği düşünebilirsiniz. Ve günlük kahvaltı rutininizde neler var ve bunlardan hangileri vazgeçilmez? Odalarda bunları konuşmanızı rica ediyoruz. Gülnazcığım, odalara ayırabilir miyiz? 6 kişilik odalar olursa sanırım. Ayırırız. Süper. Şimdi sizleri odalara yolluyoruz. Be Odalarda beş dakika uygun mudur ama? 5 dakika boyunca odalarda bu konuları konuşabilirsiniz. Tekrar hoş geldiniz. Yavaştan odalardaki herkesin gelmesini
beklerken ben sunuma devam ediyorum daha da uzatmadan, çünkü Kalben de burada aslında heyecanla onu dinlemeyi bekliyoruz hepimiz. Creative Mornings dünyada global destekçileriyle var. Aslında biz o destekçilerimize kalbi olan organizasyonlar diyoruz. Çünkü Creative Mornings'e çok uzun yıllardır büyük destekler veriyorlar. Ve biz onların sayesinde varız. Çünkü dünyanın, bu az önce bahsettiğim gibi 215 farklı edisyonunda birçok şeyi hayata geçirmemizi onlar sağlıyor. O yüzden WordPress, MailChimp ve Basecamp dünyadaki bizim global destekçilerimiz. Onlara da yaratıcılığı ve yaratıcı ilhamları destekledikleri için çok teşekkür ediyoruz. MailChimp şu anda bütün Creative Mornings komünitesine 3 aylık bir bedava plan veriyor. Bunu almak için de aslında aşağıdaki adresten dahil olabilirsiniz. Creative Mornings kapsamında birçok yaratıcı insan var biliyorsunuz topluluğu etrafında. Dolayısıyla hepinizin yaratıcı işlerini, yaratıcı projelerini daha çok insanla buluşturabilmesi için MailChimp'ten böyle bir fırsat var. Umarım sizlerin de işine yarar. WordPress'te Creative Mornings, yine WordPress.com Creative Mornings koduyla girip oradan da aslında WordPress'in size sağladığı olanakları ve destekleri görebilirsiniz. Yaratıcı işlerinizi, işletmelerinizi, girişimlerinizi hayata geçirirken bu da size umarım yardımcı olur. Ve Basecamp'te bir proje yönetim aracı olarak geçtiğimiz ay itibariyle hayatımıza katıldı. Ve onların da yine yaratıcı Creative Mornings topluluğuna bu gördüğünüz mail adresi üzerinden bir indirim kodu var. Eğer siz de projelerinizi daha profesyonel bir şekilde yönetmek, daha planlı, organize bir şekilde çalışmak istiyorsanız bu indirim koduyla Basecamp'ten bir indirimli araç alabilirsiniz. Ve tabii ki İstanbul'da da bizim Creative Mornings İstanbul'un yerel destekçileri var. Şu anda atölyede Creative Mornings yapıyor olsaydık hepimiz G-Kolarımızı, taze G-Kolarımızı yudumluyor. Backhouse'dan gelen ekmeklerimizi, kruvasanlarımızı, simitlerimizi yiyor olacaktık. Ne yazık ki şu anda tabii ki dijital etkinliklerde bu mümkün olmuyor ama onların bize desteği baki. O yüzden onlara da çok teşekkür ediyoruz. Ve de burada G-Ko tabii ki hala şu an çalışmalarına devam ediyor. Ve siz Creative Mornings yaratıcı topluluğunu aslında evde kal diyerek evlerine ücretsiz G-Ko'larını teslim ediyor. G-Ko.com.tr'ye girerek de bu G-Ko'larınızı sipariş verebilirsiniz. Ve son olarak da aslında bu Creative Mornings'e dünyada dijitale geçtikten sonra Creative Mornings'in Field Trips diye yine fizikselde gerçekleştirdiği belli aktiviteler var. Saha gezileri, workshoplar, seminerler, yoga seansları. Bunların hepsini dijitale taşıdık geçtiğimiz ay itibariyle. Aşağıdaki adresten creativemornings.com/fieldtrips adresinden de bu etkinlikleri görebilir ve istediklerinize katılabilirsiniz. Bu etkinlikler dünyadan herkesin katılımına açık. Gülnaz bir yandan chatten bu bağlantıları paylaşıyor. Teşekkür ederiz Gülnaz. Manifestomuzu geçiyorum. Manifestomuzu tekrar üzerinden zaten sonrasında konuşuyor olacağız. Ve gelelim bu ayın konusu ve konuğuna. Bu ayın konusu Purpose. Biz de Türkçe'ye gaye olarak çevirdik. Ve bu ayın aslında konusunu Creative Mornings'in Indianapolis chapter'ı yaptı. Amerika'daki Indianapolis eyaleti seçti. Ve Jason Ratliff tarafından yapılan illüstrasyonu kullanıyoruz. Dünyadaki bütün Creative Mornings edisyonları bu illüstrasyonu kullanıyor. Ve biz konu gaye olunca biraz da aslında hayat gayesi, hayatta yürüdüğü yol, çıktığı nokta, vardığı yer, o yolun üzerinde uğradığı duraklar, bunun kendi hayatına ve hepimizin hayatına olan etkisi üzerinden gayeyi daha geniş bir çerçevede düşündük. Ve bu noktada da aslında kimi davet etsek diye düşünürken Kalben aklımıza geldi. Kalben'in de aklımıza gelmesine aslında olanak sağlayan arkadaşım, Kalben'le ortak arkadaşımız Birce. Ona da çok teşekkür ediyorum buradan. Ve Kalben'i bana söyleyince gerçekten çok mutlu oldum ve tam aradığımız
ve bu noktada ihtiyaç duyduğumuz kişi olduğunu düşündüm. Ve Kalbin'i davet ettik. O da bizi kırmadı ve geldi. Şu anda burada. Ve ben artık sözü ona bırakmak istiyorum. Buradan itibaren sendeyiz Kalben. Çok teşekkür ederiz tekrar geldiğin için. Günaydın. Hemen size. Hepinize günaydın diyorum. Aramızda Türkçe konuşmayan konuğumuz var mı diye sormuş biri chat sütununda. Olduğunu düşünmüyorum. Emre'cim sence var mı? Az önce belli yabancı isimler görmüştüm ama ben de emin değilim. Just in case, good morning guys, but I will be making my speech in Turkish because I was born here. And the majority always wins, so. Çoğunluk her zaman kazanır arkadaşlar. O yüzden bugün de Türkçe kazandı. Günaydın. Creative Mornings ekibine, sevgili Emre'ye, Gülnaz'a çok teşekkür ediyorum. Atölye'ye çok teşekkür ediyorum. Bu güzel etkinliğin mümkün olmasını sağlayan bütün emek veren, çalışan dünyanın dört bir yanında herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle şükranla başlayalım gaye konusunda konuşmadan önce. Nasılsınız, iyi misiniz? Buralara da geleceğiz. Sanırım birlikte de bir 10 dakika falan sohbet edebileceğiz. Konuşmamı öyle ayarladım. Konuşmanın içinde de birkaç soru var size, bitiminle yöneltmek istediğim hatta. Birlikte belki tartışabiliriz. Küçük notlar alabilirsiniz chat sütununa. Ondan sonra Cima bana sanal yumurtalar atabilirsiniz. Canınız çekiyorsa. Şimdi, konumuz gaye gibi etkili bir kelime olduğunda önce benim aklıma hep böyle çocuk gibi gidip etimolojiye bakmak geliyor. Yani kelime nereden geldi? Kelimenin kökeni nedir? Kelime hangi yüzyıllarda nasıl kullanıldı? Hangi amaçlarla kullanıldı? O yüzden önce size bir Orta Doğu'daki tarihini anlatacağım. Sonra da bir başka komşumuzda İonya'daki tarihini birazcık anlatacağım kelimenin. Şimdi gaye kelimesi resmi kaynaklara göre ilk kez Edip Ahmet Yükneki tarafından 12. yüzyılda kaleme aldığı hakikatlerin eşiği olarak Türkçe'ye çevirebildiğimiz özgün ismi Atabetül Hakayık olan eserde kullanılıyor. Bu eserin konusu ahlak ve bu bir şiir kitabı. Açıkçası amaç erek gibi duyulmayan ve onlarla aynı anlamı taşıyan gaye kelimesinin ben de zaten hep çok şiirsel olduğunu düşündüğümden önce bu kültürde şiir kitabında karşıma çıkması beni şaşırtmadı. Bir şairin teknesinden geçip de dile girmesi beni şaşırtmadı. Kökeni Arapça gaya'dan geliyor. Gaya bir şeyin son noktası, uç, sonuç, amaç anlamlarında kullanılıyor. Zamanla kelime elde etmek istediklerimizi, hedeflerimizi belirtmek, göstermek için kullanılmaya başlanıyor. Başka bir komşumuza gidelim şimdi. Denizin diğer tarafına geçelim. Felsefe nerelerde doğdu? Hangi topraklarda? İonya'da doğdu efendim bir nevi. İonya'ya gidelim. Orada M.Ö. 500 ve 428 yılları arasında yaşamış olan Anaksagoras'ın gayeden ilk bahsettiği kuramına gidelim. Burada teleolojiyi ortaya çıkarıyor Anaksagoras. Teleoloji ne demek? Her şeyin temelinde bir gaye var ve her şey bir gayeye doğru hareket ediyor. Yani telos kavramını ortaya çıkarıyor. Telos gaye demek. Evrene hakim olan bütün maddelerin en aranmışı olan nousun, dünyanın güzelliğinden ve kaostan kozmosa yükselişimizden sorumlu ansal bir töz olarak betimliyor. Yani tamamen basit ve homojen olan mükemmel saflıktaki bir madde olarak nous'u kurguluyor. Nous, us demek. Yani gaye ve us bir arada betimleniyor. Burada onu anlıyoruz. Hareketin ve yaşamın kaynağı oluyorlar. Yani gayemizi us olarak ortaya koyuyor Anaksagoras ilk olarak. Sonradan Heraklitos'a gelelim. Efendim bir nehirde, aynı nehirde olsa iki kere yıkanamazsın diyen büyük düşünür. Bütün Türklerin, bütün Türkiyelilerin daha doğrusu, ırkçı söylem yapmayayım. Bütün Türkiye vatandaşlarının çok sevdiği bir laftır. Aynı nehirde iki kere yıkanamazsın. Heraklitos baba tarafından söylenmiştir. Heraklitos, telos kelimesini yani gayeyi alarak logos olarak evriltiyor. Logos da bilgi demek. Zaten Anaksagoras'a göre de us olarak betimlenmişti. Bilginin özü olarak. Sonradan ise bana göre kapitalist sistemin kurumsal yapılarının temelini atan Aristoteles'in düşünce sistemine geldiğimizde Aristoteles kelimeyi tekrar amaç gaye anlamında kullanarak bilgi ve us olma bağlamından çıkarıyor ve amaç gaye anlamında telosun anlamını geliştirmeye devam ediyor. Aristoteles'in dünyasında kılıç döven ustanın gayesi sağlam bir
kılıç inşa etmek, bu kılıçla savaşa giden askerin gayesi ülkesini koruyabilmek için düşmanlarını ortadan kaldırmak, devletin başındaki kralın gayesi ise, ne bir kılıç ustasıyla ne bir askerle aynı tabii ki, onun gayesi ise halkının refahını ve güvenliğini sağlamak. Yani Aristoteles'in kuramında bazı gayeler diğer büyük gayeleri hizmet etmek için varlar. Biraz böyle kurumsallaşmış kapitalist düşünce sisteminin yapısı gibi, sanki böyle hepimizin çok yukarıda değil mi, bir geleneksel yapılar içinde aile kurmamız gerekiyor. İşte ülkemize hizmet etmemiz gerekiyor. İyi bir vatandaş olmamız gerekiyor. İyi bir evlat olmamız gerekiyor. İşte kadınsak rahmimiz var diye anne olmamız gerekiyor. Erkekse kesinlikle LGBT komünitenin parçası olmamamız gerekiyor. Devletlerin çoğuna göre zaten. Ürememiz gerekiyor gibi. Bu büyük gayeye hizmet eden bir sürü küçük gayemiz var. İşte ofislere gidiyoruz. Fabrikalara gidiyoruz. İşte vergilerimizi ödüyoruz. Alışverişimizi yapıyoruz. Karantinada bile olsak alışveriş çok önemli. Bundan hiç vazgeçmiyoruz falan gibi. Aslında biraz bu kurumsal yapının temellerini atmış Aristocu. Sonradan da bir gayecilik düşüncesi gelişiyor. Tabii gaye üzerine bir sürü insan düşünmeye başlayınca. Bu arada dikkat edin, bunlar milattan önce oralarda olurken bize milattan sonra 12. yüzyılda gelecek. Daha sakin olun yani. Biz gayeler konusunda biraz gerideyiz Ortadoğu'da. Şimdi evrende bulunan her şeyin ne dedik, bir gayeye bağlı olarak var olduğunu ve hareket ettiğini zaten kelime kendi anlamıyla savunduğuna göre gayecilikte bunu savunan görüş finalizm olarak ortaya çıkıyor ve zaman içinde evriliyor ve teleolojik görüşleri destekliyor. Psikolojide de karşıma çıktı gaye. Çok hoşuma giden bir teorisi var Alfred Adler'in. Hatta Freud'un psikanalizine rakip olmuş vakti zamanında filan, ama tabii Freud herkesi yer. O yüzden bu tatlı teoride arada kaynayıp gitmiş. Diyor ki, bunu sizinle sonradan konuşmak isteyeceğim birazcık. Düşünmenizi isteyeceğim bu konu üzerine biraz. Kurgusal gayecilik deniyor buna. İnsanın kendi tasarladığı, elde edilebilir yahut elde edilemez, ulaşılamaz ideallerini, hayallerini, insanı geçmişteki deneyimlerine göre çok daha fazla motive ettiğini düşünüyor Alfred Adler bu teorisinde. Yani bizi hayallerimizin yaşattığını düşünüyor. Daha böyle edebi, poetik bir anlama çekersek durumu. Tabii onlar psikolojide her şeyi olabildiğince karizmatik, akademik anlatıyorlar ama bunu size soracağım. Çünkü sistematik olarak eğitim sistemimiz de dahil olmak üzere, ailemiz de dahil olmak üzere, geleneksel kültürümüz de dahil olmak üzere bize hep geçmişten öğrendiğimiz dersler doğrultusunda bir hayat gayesi kurmamız öğretiliyor. Peki ya bütün bunlardan bağımsız olarak, şahsi olarak oluşturduğumuz hayaller ve aslında hiç ulaşamayacağımızı bilmiş olsak bile umursamadığımız idealler? Örneğin nedir bu? Benim için çok açık. Ben dünyada vizelerin olmamasını hayal ediyorum. Çocukluğumdan beri bunu hayal ediyorum. Bu gerçekleşmeyecek. Büyük ihtimalle benim yaşam ömrüm, yani benim ömrüm derler ya, bunu görmeye el vermedi diye emekli albay gibi, babam gibi konuşayım. Ama bunu göremeyebilirim ben. Bunu kabul ediyorum. Bunun gerçekleşmesi beni bu hayale bağlamıyor. Bir şeyin gerçekleşmesi üzerinden bu hayali kurup istemiyorum. Ve bu beni, örneğin çok para kazanmak idealine göre, ki bunu yapabilirim, ki bunu yaptım ve hoşuma gitmedi. Ondan da bahsedeceğim size. Çünkü gaye konusunun içinde hepimize dayatılan, hepimize öğretilen, yapmamızın gerekli olduğu söylenen bir takım amaçlar, gayeler var. Bakalım öyle miymiş? Ona da bakacağız birlikte. Ben bayağı bildiğiniz vizesiz dünyayı yapabileceğim, başarabileceğim, varabileceğim gayelerden çok daha fazla istiyorum. Örneğin çocukların eşit eğitim haklarına sahip olmalarını, hangi ülkede doğmuş olurlarsa olsun, hangi ülkenin hangi köşesinde doğmuş olurlarsa olsunlar, bunu ulaşabileceğim, örneğin işte çok yakışıklı, çok başarılı, çok seksi biriyle evlenip çocuk yapma hayaline göre daha fazla istiyorum. Bu benim gayem. Ve bu da gerçekleşmeyecek. Çünkü çocukların bütün dünyanın her yerinde eşit eğitim alması demek zaten kapitalizmin ortadan kalkmış olması, yeni bir düzen kurmuş olmamız anlamına geliyor. Bu konuya nokta bırakmak istiyorum. Böyle küçük tatlı bir yıldız eklemek istiyorum. Size bunu sormak istiyorum sonradan. Bir de kelimeyi araştırırken, geri dönelim oraya, hoşuma gidiyor araştırmalarım. Gaye-i vücut diye bir tanımla karşılaştım. Bu da Osmanlıca'dan efendim.
bu çok övüyoruz ya Osmanlı, Osmanlı. Bakalım Osmanlıca'da ne olmuş diye baktığımda orada da gaye vücut diye bir tanım karşıma çıktı. Hoşuma gitti, romantik bir dil. Zaten Farsçadan ve Arapçadan ve Orta Anadolu dillerinden kompozit olmuş bir dil. Keşke her şeyi olduğu gibi bir kolaj olarak kabul edebilsek ve ırkçılık olarak malzeme etmesek. Gaye-i vücudun anlamı varlık gayesi demek. Çok hoşuma gitti. Hepimizin bir gaye-i vücudu var mutlaka. İster onu keşfetmiş olun, ister onu keşfetmekte olun, ister onu hayatınızda keşfedemeden gidin. Yine de içinizde mutlaka benim bir varlık gayem var diyeceksiniz. Onu tanımlayamasanız, onu sınırlarıyla çizip böyle bir kutuya kaldırıp ona böyle bakamasanız bile. Çok güzel bir şey. İnsana özgü bir şey bu. Hayvanlar bunu sorgulamıyorlar. Hani bilimsel olarak gelişmiş olan hayvanlar da var evrim skalasına baktığımızda ama onlar varlıkları, mesela yunuslar varlıklarının bilincindeler. Aynaya baktıklarında kendilerini gördüklerini fark ediyorlar. Küçük oyunlar yapıyorlar aynaya filan. Gülüyorlar, eğleniyorlar. Fakat bir yunusun varlık gayesini sorguladığını düşünmüyorum. Ama olabilir. Yunuslardan gene de şüpheleniyorum. Buraya da bir yıldız koymak istiyorum arkadaşlar. Şimdi kelimeyi araştırırken benim bugüne kadar gayeler oluşturduğumu, sürekli gayeler oluşturduğumu ama esasen o ta Anaksagorasların milattan önce 6. yüzyıllarda tanımladıkları özümün saf maddesinden uzaklaşarak gayeler tanımladığımı ve benim özümün saf maddesinin ben 4 yaşından itibaren zaten orada olduğunu keşfettim. Bu araştırma sırasında son bir yıldır düşünmekte olduğum bir şeye odaklanma fırsatı buldum. Küçücük bir araştırma bu arada. Böyle araştırma diyorum. Küçücük. Açıyorsunuz arama motorunu, kelimeyi yazıyorsunuz. İngilizcesini yazıyorsunuz. Ondan sonra gidiyorsunuz felsefedeki kökenlerini, işte etimoloji kökenlerini. Yapabilirsiniz. Kendinizle merak ettiğiniz her konuda çok basit böyle minik minik araştırmalar yapıp küçük notlar alıp kafanızı tatlı tatlı böyle mutlu edebilirsiniz. Biz çünkü zihnimizi mutlu etmeyi unuttuğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Sürekli zihnimiz sanki bir şey üretmek ve bir şey tüketmek üzerine programlanmış durumda. Oysa ki zihnimizin de besinlere ihtiyacı var. Tıpkı bu sabahki avokadolu kahvaltımın seksapeli gibi zihnimin de bilgiye ihtiyacı var efendim. Şimdi geri dönüp bakıyorum. Ben ilk şiirimi 4 yaşında yazdım. Size de bu şiiri okumak istiyorum. İlk defa okuyacağım bu şiiri. Dinlemiş çok şu heyecanlı. Dünya. Ben de çok heyecanlıyım şu an. Çok tatlı bir komünitemiz var bir de. Çok hoş. Dinlemiş şu dünya beni. Konuşmalarımda, rüyalarımda. Aradım seni, o da. Tada, bu kadar bir şey. Bitti. Sizi çok seviyorum. Ne tatlısınız. Gülücüklerinizi görüyorum. Dur şuna speaker view yapmışım. Emre duruyor karşımda. Hah, böyle o da gezeceğim şimdi sizi. Böyle. Biz hepinizin yüzü var şu an karşımda. Şimdi ben bu şiiri annemi gururlandırmak için yazmıyorum. Daha 4 yaşındayım. Mutsuz bir evliliği, annemle babamın mutsuz evliliğini kurtarmak, onların arasındaki köprü olmak, onların yetişkin hayatlarında varamadıkları yeri çocuk omuzlarımda yüklenmek için yazmıyorum. Başarılı bir öğrenci olmak için yazmıyorum. Birilerine çekici görünmek, havalı görünmek, bunun için yazmıyorum. Bir arkadaş grubunun parçası olmak gibi bir niyetim yok. Özel hissetmek için yazmıyorum. Daha özel hissetmeye dair kafamda tanımlamalar yok çünkü. Para kazanmak, kesinlikle para kazanmak için yazmıyorum 4 yaşında beni iç yirmi. Yırtmak için, şöhretli biri olmak için, bilinirlik kazanmak için, az çalışıp çok paralar kazandığım, doya doya tembellik ettiğim, bir hayat yaşamak için, yüksek yüksek vergiler ödemek için falan. Hayır, bunlar için yazmıyorum. Bütün bu bana sonradan gayeler diyorum buna. Sonradan gayelerimden önce zaten bahşedilmiş mekanik bir gaye var bende. Bu bana annemin, babamın, toplumun verdiği bir şey değil. Elbette genetik aktarımın, yedi ceddimin, kültürel mirası kanımda var. Tabii ki moleküler biyolojiyle çok kalp kalbeyiz. Onu geçiyorum, ondan bahsetmiyorum. Elbette doğduğum toprağın bütün dil yapısının, bütün kültürlenme biçiminin bunda bir etkisi var. Mutlaka. Şiiri seçiyorum mesela. Hiç şiiri olmayan başka bir toplumda olsaydım haiku seçecektim mesela diyelim ki. Ama öte yandan şunu unutmayın. 4 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Şimdi size burada benim ilgimi çeken başka bir hikaye daha anlatmak istiyorum. Jacqueline Dupré diye benim çok çok saygı duyduğum, dünyada bence en güzel cello çalan insanlardan biri.
1945 ve 1987 yılları arasında yaşıyor Jacqueline Dupré. Şimdi onun hikayesini not aldığım sayfalara geçiyorum. Jacqueline Dupré geçenlerde bir kitap okumaya başladım. Gabor Maté'nin inanılmaz bir eseri var. Vücudunuz hayır diyorsa diye. Bu eserde bizim zihnimiz ve vücudumuz arasındaki kopuklukların nasıl uzun vadede yahut kısa vadede hastalıklara dönüştüğünden bahsediyor aslında. Ve bilimin, tıp biliminin nasıl bizi zihnimizden ve vücudumuzdan ayırdığını, yani insan hikayeleriyle insan hastalıklarını tamamen birbirinden ayırdığını, oysa ki insan hastalıklarının insan hikayelerine bağlı olduklarını çok güzel bir şekilde iddia eden, anlatan bir eser bu. Şimdi Jacqueline Dupré'nin hayatına baktığımızda Jacqueline Dupré arkadaşlar 4 yaşında radyoda cello duyuyor. Hadi bakalım. Her şeyden önce 4 yaşında geri duyduk bu cello sesi. 5 yaşında cello alması için ailesine ricada bulunuyor. Ki o ricaları eminim çok benim gitar ricalarım gibiyse, kitabın ismini yakalayamadım demiş sevgili Serdar. Tekrar söyleyelim. Vücudunuz hayır diyorsa efendim. Dur çete yazayım ben. Oraya yazayım. Buraya da hayır diyorsa hemen Gabor Maté diye. Şimdi 5 yaşında da cellosunu almalarını sağlıyor ailesinin. Ve onu cello çalarken görmenizi gerçekten istediğim için Jacqueline adında ne olur ne olmaz Jaco, Eline, Dupré buraya yazıyorum. Özellikle de Elgar konçertolarını. Bir bakarsınız hoşunuza gidiyorsa, belki aranızda çoktan zaten benden yıllar önce de dinlemiş olanlar vardır. Şu anda sizin tatlı yüzlerinize bakıyorum. Çoğunuz fotoğrafla kaytarmışsınız. Yakalarım. Ondan sonra Cema, Jacqueline Dupré 4 yaşında cello'yu duyuyor, 5 yaşında cellosunu alıyor ve cello çalmaya başlıyor ve dünyanın en büyük cellistlerinden biri. Hala 87 yılından bugüne kadar hala bu değişmedi. Ölümü bunu değiştirmedi. Fakat Jacqueline Dupré 28 yaşında MS hastalığına yakalanıyor. Şimdi burada Gabor Maté'nin eserinde hikaye şöyle anlatılıyor mesela. Bir anda ünlü olan ve buna ne zihinsel ne de fiziksel olarak hazır olmayan bütün o yoğun turnelere, bütün o yalnız yolculuklara, bütün o yalnız otel odalarında yaşadığı kişisel yüzleşmelere ve bütün etrafını bir anda saran, ah ne kadar yeteneklisiniz, ne kadar güzelsiniz, size bayılıyoruz diyen ve sürekli ondan bir şeyler almaya çalışan insan yüzlerine, hiçbir şekilde hazır olmayan genç bir kız olarak bir anda bir yarışma kazanıp cellist olarak patlıyor ve inanılmaz yoğun bir turneye çıkıyor ve kadın bu yoğun turnelerin sonunda evleniyor bilmem ne falan filan, fiksel kesin yaptığı hatalar. Hani MS hastalığına yakalanıyor. Yani motor kas becerilerini yok eden bir hastalık bu. Yani cello çalamayacağı bir hastalık bir süre sonra. Yavaş yavaş yok olacak. Yavaş yavaş hareket edememeye başlayacak. İnanılmaz bir durum. Gabor Maté bunu kitapta Vücudunu Seyir Diyorsa adlı eserinde şöyle açıklıyor. Jacqueline Dupré cello'yu ne kadar sevse de içindeki bir şey cello virtüözü rolüne karşı koyuyordu. MS hastalığı bu rolü üzerinden çıkarıp atma biçimiydi. Dünyanın kendisinden beklediklerine doğrudan hayır diyemediği için kendi ağıtını çalarak veda etmeyi seçti. Şimdi gerçekten şuraya dönüyoruz. Ailevi, toplumsal, kültürel, politik, ekonomik tanımlamalar, yargılar, baskılar olmadan bana dair olan öz gayem nedir? Yani ben ne amaçla var oldum? Neden dünyaya doğdum? Neden Mars değil? Benim çağrım nedir? Dünyaya nasıl hizmet edebilirim? Ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum ben ya deriz ya bazen. Bu aslında çok gündelik bir soru gibi duyulsa da aslında bu gayesini bulamamış, çaresini duyamamış insan sorusudur genelde. Ya da onu bulup yoldan sapmış insan sorusudur. Aklınızda olsun. Hedeflerim neler? Bu soruların kılıklarına bürünebiliyor arkadaşlar. Gayesini arayan insanın şeyleri, soruları. Ben gaye kavramına nasıl yaklaşıyorum? Özellikle de Jacqueline'in hayatındaki bu durumu da düşündükten sonra. Çünkü son bir yıldır bunu düşünüyorum ben. Bütün bu yaşadıklarım, bütün bu yolculukta olanlar, oraya da minik minik değineceğim. Benim yaptığımı zannettiğim ama benim adıma yapılmış olan seçimler ve bu seçimlerin sonuçlarına benim katlanıyor olmam, benim bedel ödüyor olmam konusu. Tıpkı Jacqueline Dupré'nin sadece cellosunu çalmak istemesi ama bir anda dünyanın
en önemli çelişkisi haline gelmesi ve bir ekonomik sistemin içine girmesi ve arkasında onunla birlikte çalan bir orkestranın ekonomisinin sorumluluğunu alması ve bir bu yolculukta çok yalnız hissettiği için bir müzisyenle evlenip o müzisyen ki zaten şef ve piyanist, bakın işine yarar birini buluyor. Gidip marangoz bulmuyor. Bu işine yarayan adamın da süreçte Jacqueline'in yalnızlığını ve tekilliğini sonuç itibariyle onun yıldız olarak ön planda olmasını bazı noktalarda anlayamaması ve kadının iyice yalnızlaşması ve bu sürecin onu yok eden, bütün motor kas becerilerini yok eden MS hastalığına sürüklemesi. Sürpriz değil bu hastalığın onda olması. Yani akciğer kanserinin yerine MS işte burada bireyi zihninden ve vücudundan ayırmamalıyız diyor Gabor Mate. Buna bayılıyorum. Aslında Gabor Mate üstü kapalı olarak akademik biçimde bize insan vücudu gayesiyle hareket eder demeye çalışıyor. Gaye bizim zihnimizin çağrısı. Ben nasıl bakıyorum gayeye? Özümü insanlarla hangi bilişsel mekanizmaları kullanarak iletişim kurduğumu, dünyayı paylaştığım tüm canlı ve cansız varlıklarla ilişkilenme biçimlerimi, bu evrenin parçası olduğumu, sadece var ola gelmiş bile olsam, kabul gördüğümü, sevildiğimi ve verimli olmaya, üretken olmaya adandığım müddetçe hatalarımın mutlaka güzel hikayelere dönüşeceğini anlamak yoluyla korkudan, öfkeden, nefretten, ayrımcılıktan, önyargılardan ve enerjimi boşa harcamaktan kaçınarak gerçekleşmek. Benim gayem gerçekleşmek. Bunu buluyorum. 34 yaşındayım ben. Ve 34 yaşına kadar gayem kimi zaman arkadaşlarım kadar güzel bir kadın olmak oldu. Kimi zaman topluma uyumlu bir birey olmak oldu. Kimi zaman evlenip yuva kurup çocuk sahibi olmak oldu. Kimi zaman çok başarılı bir müzisyen olup çok para kazanıp ekibime çok para kazandırmak, işte bir toprak almak, o toprakta bir komün kurmak, orada bir çocuk köyü kurmak, işte 7 bölgeden otobüsler kaldırıp çocuklar getirmek her yaz, onlarla fotoğraflar çekmek, ukuleleler, gitarlar çalmak oldu. Kimi zaman babamdan nefret etmemek oldu. Kimi zaman annemi kaybettikten sonra onu asla unutmamak için sürekli onunla bağlantıda kalabileceğim yollar yaratmak oldu. Baktığım zaman bütün bu gayelerin benimle ne ilgisi var? Bu soruyu hiç sormadım yıllarca. Son bir yıldır soruyorum. Bunun benimle ne ilgisi var? Çünkü gaye çok temel olarak bizim en ilgili olduğumuz şey demek aslında. Bizim ilgilendiğimiz ve bizimle ilgilenen ve bizi harekete geçiren, zihinsel ve bedensel olarak motive eden itek, trigger, tetikleyici. 34 senelik ömrümde her zaman yanımda olan bir takım kurtarıcı öğeler var. Onları net görebilmek için kendimi başkalarının beklentilerinden, sosyal normlardan, geleneklerden yahut başarıya dair kapitalist kıstaslardan tamamen serbest bırakmam gerekiyor. Bunu yaparken de çok bir param yok. Onu eğer kafanızın bir köşesinde düşünüyorsanız, bu da kırdı parayı tabii canım konuşması kolay falan diyorsanız, öyle bir şey yok. Kırılan bütün paraları elinizden alırlar arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Hani öyle bir dünya yok. Dünya size ne veriyorsa onu geri alıyor. O yüzden siz dünyaya ne veriyorsunuz? O çok değerli bir soru. Biz hep dünyanın bize bir şey vermesini umut ediyoruz. Hep bir şey bekliyoruz. Sevdiklerimizden de bekliyoruz, mesleklerimizden de bekliyoruz. İlişkide olduğumuz partnerlerden bekliyoruz, dostlarımızdan bekliyoruz. Bize bir şey beklemenin sanki gaye olduğu öğretildi. Hayır, aksine gaye en beklenmedik şekilde zaten senin içinden evrene doğru taşan çağrı. Tıpkı benim 4 yaşında şiir yazmaya başlamam gibi. 8 yaşında annemin işte okulundaki müzik öğretmenini getirip bana klavye çaldırmayı öğretmesi gibi. Çünkü blok flütle artık çıldıracaktım. Peşinde dolaşıp duruyordum kadını sürekli. Blok flütle Fikret Kızılok çalıyorum bilmem ne. Nilüfer çalıyorum falan, saçma sapan. Belli ki bunun daha farklı bir enstrümana ihtiyacı var herhalde deyip klavye aldı. Sonra klavye öğrenmeye devam edecek paramız olmadığı için bir noktada ben gitara geçtim. Ama bakın beni çağırıyor sürekli. Beni bırakmıyor. Ve bunlar olurken ben bir gün zengin olup çok vergi ödemeyi, 12 kişilik bir ekibin ekonomisini üzerime almayı, bir adamı tatmin etmek için, onun egosunu şişirmek için, onu prodüktör ünvanıyla yanıma koymayı falan hayal etmiyorum. Bütün bunlar olurken benim tek hayalim sadece içimdeki hikayeleri anlatabilmek, şarkılar söyleyebilmek, bir şey anlatabilmek insanlara. Bu benim şahsi hikayelerim de olabilir. Bu pencereden kafası sarkan bir çocuğun tebessümünden bana geçen inanılmaz tatlı bir enerji de olabilir. Bu bir tecavüz mağdurunun başına gelen şeyi alımlayabildiğim bir noktada
Çünkü benim hayatımda da benzer deneyimlerim olduysa ona çok gizli kapaklı sadece onun anlayabileceği bir şarkı yazmak da olabilir. 10 bin kişinin, 20 bin kişinin anlayabileceği bir şeyler. Hani o yüzden gaye konusunda konuşmaya devam edelim. Gaye güzel bir konu çünkü. Gaye beni çağıran sesi takip edip ünlü, zengin ve rahat olmaya dönüştüğünde Jacqueline Dupre gibi olmasa da, onun kadar ciddi olmasa da benim de uğraşmam gereken çok ciddi hastalıklar ortaya çıktı. Hem zihinsel olarak hem de fiziksel olarak. Bu birlikte çalıştığım insanların nasıl insanlar olduklarını görmek zorunda kaldığım, telif haklarımı öğrenmek zorunda kaldığım, kendi istemediğim hiçbir şeyi hiç kimse doğru buluyor diye yapmamayı öğrenmek zorunda kaldığım. Gerçekten aslında saygı duymadığım bir kuruma sadece biri rahatlar ya da beni kıskanmayı bırakır diye ait olmamayı öğrenmeyi kabul ettiğim. Toplumun beklentileri, toplumun umutları, kitlelerin sevgisi için, şefkati için değil de öncelikle sanıyorum sadece dediğim gibi var ola geldiğim için kendimi sevebilmek ve zaten evren tarafından sevildiğimi ve kabul gördüğümü anlayabilmek zorunda kaldım. Yaklaşık bir 3 yıl geçirdim bu şekilde. Enfes bir 3 yıl. Göz yeşil, kan ve ter dolu gaye. Çünkü gayeme ihanet ettim. Benim gayem bana zaten çok net olarak iç sesim. Amacım benimle konuşuyordu zaten. Ben zaten kendi gardırobumun içine girip gitar çalıp kayıt yapan bir müzisyendim. Ben zaten öyle çıkmıştım karşınıza. Bunu bandrollemek gerekmiyordu örneğin. Bunu çok büyük bir çatının altına koymak gerekmiyordu. Bu hayattan da öyle kaybedecek bir şey var ise gaye ne olmalı? Ne tatlı bir soru sormuş Yavuz. Bunu da konuşuruz Yavuzcuğum. Şimdi bakıyorum mesela biriyle çalışıyorum. Bariz olarak, matematiksel olarak yanlış bir planın içindeyim ama o insan benim üzerimdeki bütün yükleri alacağını söylüyor. Benim gayem birinin üzerimden bütün yükleri alması olmamalı. Ben zaten varoluşsal olarak bu yükleri taşıyabilmeye geldim buraya ve gayemin o iten, beni taşıyan yükü zaten harika bir şey bacaklarımın arasında. Yani ben onun sırtına binmişim, gidiyorum. Benim sırtımda ne yük var ki? Benim bir gayem var bu hayatta. Benim bir çağrım var. Bunu duyabiliyorum. Bu kadar şanslıyım hayatta. Niye bunu duyamıyorum? Niye o ses bu kadar uzaklaşıyor benden? Neden geleneksel olmaya karar veriyorum? Ve neden sonra her şeyi yıkıyorum? Hani yerle bir ediyorum. Bir anda bir reklama 4 kere aynı şarkıyı verebilecekken bir kere verdiğim için çok pişman olup hiçbir zaman bir daha o şarkı üzerinden para kazanmak istemiyorum, o şarkıyı söylemek istemiyorum, reddediyorum, linç ediliyorum. Neden ana akım gazete başlığında bir kadına aşık olduğumu söylüyorum? Neden gidiyorum çocukların ve bütün yetişkinlerin birbirlerine eşit baktıkları bir dünya hayalimin olduğunu, renklerin, dillerin, dinlerin ötesinde böyle bir dünya kurabileceğimizi söylüyorum? Neden gidiyorum provadan fotoğrafımı koyuyorum? Terör eylemleri olmuş, insanlar ölmüş. Ben provadan fotoğraf koyuyorum ve konser diye onu yansıtıp beni linç ediyorlar. Neden umurumda değil artık? Ne oldu? Çünkü gayeme ihanet etmekten vazgeçtim. Yani gayemle baş başayım çünkü. Çağrımı duyabiliyorum çünkü. Benim çağrım 4 yaşında şiir yazan kalbinin çağrısı, hayatı boyunca müzik aşkıyla yanıp tutuşan kalbinin çağrısı, kendini anlattığı hikayelerle ortaya koyduğu özünün gayesi sadece eylemi tamamlamak arkadaşlar. Eylemi tamamlamak bu kadar. Eylem neyse eylemi tamamlamak. Eylemin beni muhteşem bir dağın doruğuna çıkarması ve oradan bütün popçulara bakıp işte kazandım demek değil gaye. Gaye bir sürü estetik ameliyat yaptırıp diğer kadınların arasında kazandım işte demek değil. Gaye yakışıklı bir koca, karnımda ikiz bebek, koydum işte çocuğu, nasıl da aile kur. Bu demek değil. Herkesin gayeleri bunlar olmak zorunda değil. Sizin gayeniz ne? Kişisel olarak yani Aristocu bakış açısıyla benim çok daha büyük, çok daha önemli, çok daha gerekli, çok daha işlevsel bir şekilde böyle gayemi ortaya koymam gerekti. Ben Aristocu baktım yani başta. Hani çok iyi bir kılıç dövmek istedim, anlıyor musunuz? O kılıcı da askere vermek isterim. Asker de savaşa gidecek, savaşta düşmanların kafalarını koparacağız, kral mutlu olacak. Böyle bir şey değil. Ben sadece kılıç ustasıyım. Ben hem kılıç ustası, hem asker, hem kral değilim Aristo. O. Duralım baba. Orada duralım. Hani ben bir amaca hizmet edeceksem mesela, bu dediğim gibi eğitim eşitliği olabilir. Kadınların sosyal ekonomik özgürlükleri ve eşit yaşam hakları için mücadele etmek olabilir. Bu
hayvanları kendimce koruyabilmek olabilir. Ben mesela sokak hayvanlarını mama ve su verecek kadar koruyabiliyorum. Biri gidiyor vegan olacak kadar koruyabiliyor. Biri gidiyor aktivist oluyor, PETA ile birlikte bütün dünyayı geziyor. Bakın, gayelerin seviyeleri olabilir. Ben hiç buraya karışmıyorum da diyebilirsiniz. Ama bir yere karıştığınızda onu sonuna kadar götürmek zorunda değilsiniz. Bize toplumumuz bunun baskısını da yapıyor. Hayvan haklarını koruduğun için illaki vegan olmak zorundaymışsın gibi bir algımız var. Feminist olduğunda kol altı kıllarını almayı bırakıp hemen gözlük takıp acilen kilo alıp lezbiyen olman gerekiyormuş gibi iğrenç iğrenç yalanlar üretiyorlar gayeler adına. İdealara, uslar adına. Ki biz bu usları anlamayalım. Ki biz kendi gayemizi bulamayalım. Ki biz gayeler arasından bir takım seçimler yapıp kendi özümüze bunları ekleyemeyelim diye. Çünkü bizler ne kadar fazla gayeye sahip olursak, çünkü biz ne kadar kendi iç sesimizi duyabilir ve çağrımızı dinleyebilirsek, sistematik olarak sabahları o saatte kalkıp birilerini zengin etmek için bir yerlere gitmemiz daha zorlaşacağı için teknik olarak bu çok istenen bir şey değil. O yüzden bu sistemin içinde bunu yakalamanız gerekiyor. Ben sisteme karşı çıkmaktan şey anlamında bahsetmiyorum yani. Gitmeyin oraya, yapmayın şunu. Yo, ben ofislere gittim, çalıştım. Sigortalı iki tane çalışanım da var şu anda. Bir ekibim de var şu anda. Yani vergi de ödüyorum hayvan gibi. Sistemin içinde değilim demiyorum size. Ama sistemin içinde kendim olarak var olabilmeyi öğrenmem gerekti diyorum. Gayeme ihanet etmeden de sistemin içinde var olabilirim. Beni eskiden korkutan bu sistemin parçası olamamaktı, uyumlu olamamaktı diyorum. Ve uyumlu olamamaktan korktuğum için inanılmaz batırdım kendime göre. Ve iyi ki batırdım diyorum. Çünkü hatalarım da eninde sonunda benim gayeme hizmet edecek. Böyle büyülü bir tarafı var. Zannetmeyin ki Allah'ım batırdım, bitti şimdi, ne yaptım, çok uzaklaştım, kıyıdan çok uzaktık. Kıyı sizi hep çağıracak. Orası sizin deniziniz, orası sizin plajınız, orası sizin ormanınız. Oradan istediğiniz kadar uzaklaşın, oraya zaten geri çekileceksiniz. Orayı bulduğunuz zaman, bulamazsanız da orası hep sizi zaten çağırıyor olacak. Yine bunun rahatlığını yaşayabilirsiniz. Aslında bir gayeniz var. Öyle ya da böyle mükemmel bir tarafı var yani gayenin, bilişsel olarak. Şimdi içinden geçtiğimiz zamandan biraz bahsedelim. Bu bizden sürekli sisteme hizmet edecek sahte gayeler üretmemizi bekleyen bir zamandan geçiyoruz az önce betimlediğim gibi. İnsanın doğuştan iyi bir vatandaş, hayırlı bir evlat, uyumlu bir birey, verilen hakları sessizce kabul eden uysal bir işçi, ahlaklı ve sağlıklı bir eş, iyi bir anne, iyi bir baba olmasını bekliyor değil mi? Şimdi genel olarak baktığımız zaman bizim temel gayelerimiz bunlar. Doğduğumuz ülke, ırkımız, içinde yaşadığımız toplumun baskın inanç sistemleri, çoğunluk ideolojileri ve cinsiyet kimliğimiz aslında gayemizi belirliyor. Bu mümkün müdür ya? Yani benim şimdi Finlandiya'da doğan bir insandan özümde nasıl bir farkım olabilir? Yani o gayesini çok daha rahat bir şekilde buluyor, o gayesini çok daha rahat bir şekilde pratik edebiliyor. Bunu pratik ederken teninin rengi, cinsiyet kimliği onu beni etkilediği kadar etkilemiyor. Hadi bakalım. İnanılmaz bir durum. O yüzden bağımsız irademizle mi acaba gayelerimizi keşfetmeliyiz? Yani bilgiden ve deneyimden doğan fikrimizle mi acaba çağrımızı bulmalıyız? Bütün bu renkleri, dilleri, inanç sistemlerini, çoğunluk ideolojilerini, demokrasileri, oligarşileri falan bir şöyle yapıp, böyle bir zihnimizi tamamen temizleyip, kendimize ben buraya ne amaçla geldim sorusunu sorarken, ben tanımının içini Türkiye'de doğmuş olmak, kadın bedeninde doğmuş olmak, 34 yaşında olmak, evlenip boşanmış olmak, biseksüel olmak gibi bütün bu tanımların dışında mı acaba ele almalıyız? Buna da bir nokta koymak istiyorum. Bu da hoşuma giden bir soru çünkü. Çünkü biz zaten ben kimim, ben niye buradayım sorusunda ben dediğimiz anda kıyametler kopuyor yani. Benim içinde o kadar çok başka benler var ki önce beni temizlemek de gerekiyor. Buna da dikkat etmek istiyorum o yüzden. Yani gayemizi dilediğimiz gibi yaşamamızı imkansız kılan bir yerde olabiliriz. Böyle ben dediğimiz sürece. Örneğin şimdi bakıyoruz tek eşlilik kavramı var değil mi? Bu kapitalist üretim tüketim dinamiklerinin temelini oluşturan kurumsal aile yapısına hizmet etmek gayesinde bir kavram tek eşlilik. Gayesi bu. Kavramların, ideolojilerin de gayeleri var her zaman. Düşüncelerin, eylemlerin gayeleri olduğu gibi daha büyük boyutlarda organizasyonların, kurumların da gayeleri var. İdeolojilerin de gayeleri var. Tek eşlilik kavramının amacı da ne? Kapitalist dünyada üretim tüketim dengelerini sağlayan aile yapısını, geleneksel kurumsal aile yapısının o ilk kutusunu belirlemek, tek eşlilik.
İlişki, açık ilişki yaşamak ve ömrünün sonuna kadar tek bir insana tüm enerjisini vermek istemeyen birinden bahsedelim şimdi. Hadi bakalım. Bu da o insanın gayesi. Yani geleneksel aile sınırlarının dışında bir aile oluşturmak gayesi var bu insanın. Ya da sistemin yasakladığı LGBT komünite evliliklerine bakalım. Yasak. Çoğu sistemde yasak bu. İşte Kaliforniya'da falan yaşamıyorsanız böyle bir şey mümkün değil. Hakkınız yok. Şimdi esasen hepimize gaye olarak dayatılan bir evlilik kavramı var değil mi? Allah Allah. Evlilik bir gayeye hizmet etmiyorsa hepimizin nasıl gayesi olamıyor o zaman? Bu nasıl bir ayrımcılık? Yani devlet gayelerine hizmet etmeyen gaye, gaye değildir o zaman. Yani sen iki erkek birbirini sevdi, onlar aile kurup sonsuza kadar mutlu yaşama sözü birbirlerine veremiyorlar. Üzgünüz çünkü devletin gayelerine hizmet etmiyor. Hadi bakalım. Senin şahsının, senin beninin gayesi gitti. Senin aile kurma gayenin bir değeri yok. Öyle mi? Bunu da soruyorum. Yok mu yani? Devlet öyle istedi diye bu yok mu yani? Bunun bir anlamı, bu gayenin bir artık özgürlüğü, bir yolculuğu, bir hareket motivasyonu ilmesi yok mu? Devam ediyorum yani Orwell'in dediği gibi bazı hayvanlar diğerlerinden daha mı eşit? Öyleyse eşitlik gayesinden gerçekten söz edebilir miyiz? Tıpkı az önce sorduğum gibi Finlandiya'da doğan birinin gayelerini pratik etme biçimiyle Orta Doğu topraklarında kadın olarak doğmuş insanın gayelerini pratik etme biçimi aynı mıdır? Erkek olarak doğmuşu da söyleyeceğim, hiç cinsiyetçilik yapmayacağım. Çünkü aynı baskı var iki vücudunda üzerinde, iki zihninde üzerinde. Şimdi bu gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Bu örnekler bize gayenin suistimali çok açık bir kavram olduğunu da öğretiyor. Yani gaye kurumsallaştığı anda us kirleniyor. O hani saf bir maddeden bahsetmiştik ya. Öyleyse ben gayelerimde bundan böyle her türlü kurumsallıktan uzaklaşmayı, kurumlar içinde var olsam da özüme aykırı hareket etmeyi, el alem ne der? Benden o mutlaka daha iyi biliyordur. O benden yaşça büyük ve bu sektörün içinde yıllardır var. Kesin doğru söylüyordur. Öyle yaparsam mutlaka başarırım. Bak bu kadar insan öyle yapıp başarmış. Böyle giyinirsem kesin seksi olurum. Bak hepsi öyle seksi olmuş. Gibi us lekeleyici ve beni öz gayemden uzaklaştırıcı bütün söylemlerden uzak durmayı seçebilirim. Değil mi? Yapabileceğim ilk şey bu. Çünkü Finlandiya'da doğamam artık. Onu yapamayacağız. Yani benim bir gayem her seferinde gayeme geri dönmek ve özümle tekrar buluşmak olabilir. Sabırlı, sakin ve metanetli olmayı öneriyorum bu noktada. Soruyorsunuz nasıl yapılabilir diye, nasıl gayemi bulabilirim, nasıl içimdeki sesi dinleyebilirim, nasıl en başarılı olduğumu hissettiğim alanda başarılı olabilirim. Acele ettiğimde arkadaşlar, düşünmeden hareket ettiğimde, başarılı olmaya odaklandığımda, görünür olmaya odaklandığımda, bir anda yetenekli olduğum şeyle para kazanmaya ve rahatlamaya odaklandığımda, çünkü sistemin beni daha önce içine koyduğu kutu o kadar dardı ki oradan çıkmak için o kadar hayvani bir enerji biriktirmiştim ki onunla fırladım zaten kutudan. Kafamı bam diye duvara çarptım doğal olarak. O yüzden kendi içinizdeki o birikmiş olan potansiyel enerjinizi çok iyi idare etmeniz gerekiyor. Gayenin potansiyel enerjisi diyorum ben ona. Gayenize körleşmemeniz gerekiyor. Çünkü bu zaten bir nevi yaşamamak demek. İnaktif yaşam diyorum ona da. Şey, deniz anaları hani 1000 yıl kapatıp organizmayı oturuyorlar ya böyle denizin dibinde. Yok kardeş, ben şimdi yaşamayacağım. Bana uygun değil bu zaman. Ben bekliyorum daha neşeli. Denizde bol bol yosun olduğunda ben uyanırım. Böyle bir şey gayesine çekilmeyen bir insan hayatı. Böyle bir şey ya da gayesini inkar ederek başka bir hayatı yaşamaya çalışan insanın hayatı. O yüzden ben bizzat böyle yaşamadığım, deniz anası olduğum seneleri size anlatıyorum yani. Deniz anası olarak yaşadım ben yıllarca. Lojistik sektöründe çalıştım, sekreterlik yaptım, konferanslarda mikrofon tuttum, organizasyonlarda hostları, hostesleri supervise ettiğim, onları hep uyumaya gönderdiğim, kendimle onların işlerini yaptığı saçma sapan işlerde çalıştım. Çevirmenlik yaptım, simültane tercümanlık yaptım, çocuk kitapları yazdım, ofislerde editörlük yaptım, sosyal medya kampanyalarının yöneticiliğini yaptım, reklam yazarlığı yaptım. O kadar çok şey, senaryo yazarlığı, oyunculuk, bir... Şimdi demek ki gayemi bulamıyorum. Gayemi bulamıyorum. Bütün yeteneklerime saldırıyorum. Bir yerden bir şeyin patlamasını umut ediyorum. Gayemi bulamıyorum. Ama gayem hep oradaydı. 4 yaşında yazmış işte. Oturmuş, almış eline bir kalem ya da ne yaptıysa artık annesinin rujuyla mı neyle yazdı bilmiyorum. Yazmış yani, şiir yazmış. Bir şey var içinde zaten, onu çağırıyor. O yüzden her şeyin öncesine dönün. Tekrar ettiğiniz
ve size en huzurlu hissettiren eylemlere ve düşüncelere odaklanın. Size bakın şey demiyorum. Sizi en iyi uçuran, işte en büyük coşkuyu yaşatan, size böyle en havalı, en zengin, en seksi hissettiren, böyle en başarılı olduğunuz yer demiyorum bakın. Benim müzikten daha başarılı olduğum binlerce yer var. Hani sahneye çıkmadan önce inanılmaz kaygılanıyorum, terliyorum. Sahnede bazen yanlış şakalar yapıyorum. Gitarı şey gibi, at biner gibi çalıyorum. Bir virtüöz falan değilim. İnanılmaz primal bir müzik icra etme biçimim var. Ekibimdeki insanlardan sürekli yoğun bir sevgi bekliyorum. Göremediğimde böyle gıcık oluyorum. Profesyonel değilim hiçbir şekilde. Hala düzgün bir menajerlik sistemim yok. Hala yurt dışında beni temsil eden biri yok. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani ben hala bu işi öğrenmeye devam ediyorum. Ama bunun benim çağrım olduğunu biliyorum. Roman yazıyorum. Çok seviyorum yazı yazmayı. Çocuk kitaplarım var. Çok seviyorum yazı yazmayı. Yemek yapıyorum. Elmalı, çağlalı, somon yapıyorum. Üzerine işte kara lahana yaprakları koyup sarımsak biraz, taze soğan falan. Yapabiliyorum. Bir sürü şeyi yapabiliyorum. Siz de dönüp bakın. Sakın kendinizi beceriksizlikle, yeteneksizlikle suçlamayın. Sakın enerjinizi çöpe atmayın. Bunun ne olduğu önemli değil. Çok iyi saç kesen birine özeniyorum ben. Hayvan gibi özeniyorum. Ölü bir ağacı alıp bir kütüğü alıp harika bir masa haline getiren birine hayvan gibi özeniyorum. Cam üfleyen birine hayvan gibi özeniyorum. Bir menekşeyi yaşatan, ona sürekli daha büyük saksılar vererek onun böyle gelişmesini sağlayan bir çiçekçiye özeniyorum. Yeteneklerinizi keşfedin, çağrınızı bulun yani. Bunlar bu toplumun dayattığı çağrılar olmak zorunda değil. Yine bu toplumun dayattığı şeyleri yapıp ekonomik özgürlüğünüzü elinde tutun. Rahmetler Nöbet öyle derdi. Bir bileziğin olsun çocuğum. Bir bileziğiniz olsun arkadaşlar. Neyse artık o bilezik. Gene bileğinizi çok sıkmayan, sizi kangren etmeyecek bir bilezik olsun lütfen. Gene öyle bir bilezik bulun buluyorsanız. Çünkü çok üzülüyorum ben. Bir mühendis bankada oturuyor ve adam maden mühendisi. Hani adamın çağrısıymış ve de bu. Anlatıyor bana hikayesini. Ne kadar sevdiğini anlatıyor. Toprağın altında olmayı, toprağı incelemeyi, topraktan çıkan madenleri incelemeyi, bir ülkenin ham madde kaynaklarıyla ilgili veri toplamayı falan ne kadar sevdiğini anlatıp sonra hesabınızda $200 var Kalbi Hanım, hepsini mi çekelim diyor. Çekelim, bozacağım ben onu diyorum. Hani anladınız mı? Adam orada kaybolmuş. Ne kadar mutlu olursa olsun, eve gittiğinde ne kadar güzel bir eşi olursa olsun, ne kadar tatlı bebecikleri olursa olsun, yine de o adam kendiyle yalnız kaldığında gerçek çağrısını gerçekleştiremediğini, tıpkı size söylediğim gibi gerçekleşemediğini biliyor olacak. O yüzden sizi gerçek kılan şeyi bulun. Bu bir tane bir şey olmak zorunda da değil bu arada. Çok şanslıysanız bir sürü şey de olabilir. Onların arasından bir tane seçebilirsiniz odaklanmak için. Odaklanınca daha verimli oluyor. Daha üretken olabiliyorsunuz çünkü. Evet efendim, bu kelime beni uzun yıllar rahatsız etti. Huzur kelimesi. Ona özellikle vurgu yaparak konuşmamı noktalamak istiyorum. Huzurdan kaçtım ben. Her kim ki huzur arıyor, onunla dalga geçtim. Tıpkı şu an kendimle de huzurdan bahsederken dalga geçtiğim gibi. Gayemin zaten huzurdan doğduğunu ve içinde bir huzur taşıdığını ve kolay olmasa da çok yalın olduğunu görmekten, yani kaostan kozmosa yükselmekten yıllarca kaçtım. Şu anda belki bazılarınız içinde bir kaos yaşıyor. Bazılarınız da kozmosla buluşmuş durumda. Bilmiyorum hanginizin ne durumda olduğunu. Kaostan kozmosa yükselmenin nasıl bir şey olduğunu biliyorum ama. Para kazandım, bunun parayla ilgisi olmadığını biliyorum. Para kaybettim, bunun para kaybetmekle ilgisi olmadığını biliyorum. Dolandırıldım, bunun dolandırılmakla ilgisi olmadığını biliyorum. Birine çok aşık oldum, bana çok kötü davrandı. Fiziksel şiddet gördüm hayatımın içinde. Bununla da ilgisi olmadığını biliyorum. Çok iyi okullardan mezun oldum. Hiç onlarla ilgili şeyler yapmadım. Bununla da ilgisi olmadığını biliyorum. Ama yabancı bir dil konuşabildiğim için, ama şarkı yazabildiğim için, ama enstrüman çalabildiğim için, ama çiçekleri, hayvanları, insanları sevebildiğim için çok şanslı hissediyorum. Ve bunlar benim gayelerimin içinde mesela. Yani benim çağrımın içinde bunlar var. Bunu görebiliyorum. Ve bunlar beni her zaman çok huzurlu kıldılar zaten. Bunu da görebiliyorum. Bunlar bana yani... Bu size bahsettiğim o büyük aşkların, o büyük paraların, o büyük iş ortaklıklarının getirdiği duyguları getirmedi. Kaos getirmedi yani. Ben zannediyordum ki bütün güzellik kaosun içinde var. Ben hep kaostan beslendiğimi düşündüm yıllarca. Kozmos var ayol. Her şey muhteşem bir düzenin içinde olmak, bu düzenin bir parçası olmak. Bu düzende seni çağıran sesleri dinlemek. Kendine gerçekten güvenebildiğin, şefkat verebildiğin ve kendini sevebildiğin bir düzen kurabilmek var. Tutarsızlıklar var mı? Tabii ki var. Benim gene hiç hoşuma gitmeden yaptığım şeyler var. Bana kalsa hani çok değiştireceğim şey var sistemin içinde.
Ama buna odaklanamam. Çünkü ben tek başıma sadece mikro devrimler yapabilirim. Makro bir devrim gerçekleştiremem. Mikro devrimlerle hepimiz kendi şu an oturduğumuz salon koltuklarımızda, ailemizden hafif uzaklaşarak kaçtığımız odaların köşelerinde, bilmem nerelerde mikro devrimler gerçekleştirebiliriz. Hindistan'da çok tatlı bir herif, adını hatırlamıyorum adamın. Bütün çiftçilere $100 veriyor arkadaşlar ve Hindistan kopuyor o sene. Hindistan'da tarım marım kopuyor ya. $100'la herkese $100 veriyor herif ve Nobel aldı. Adını hatırlamam büyük ayıp ama olsun. Bilen varsa yazsın, bilmeyen yoksa bir araştırsın. Hindistan Nobel $100 yazınca çıkar diye düşünüyorum. Şimdi beni terk etmeyen bir gayem var. Ben çok şanslıyım. Siz de çok şanslısınız. Ben ondan eminim. Sizin içinizde sizi çağıran seslerin olduğundan, size huzur veren, sizi rahat ettiren, sizi evinizde hissettiren, nerede olursanız olun, hangi durumun içinden geçiyor olursanız olun, ne kadar suistimal edilirseniz edilin, ne kadar kalbiniz kırılırsa kırılsın, ne kadar annenize, babanıza ya da hayatınızdaki birilerine darılmış, kırılmış olsanız olun, gene de içinizde bir yer olduğundan ben çok eminim. Ve o yer bir oda, orası sizin kendinize ait odanız Virginia Woolf'un tanımıyla. O kendinize ait odanın içinde de Muhammed Yunus yazmış Buğra Çelik. Ya ne tatlısın. Yoksa Buğra Çelik benim çok sevdiğim ve birlikte bir zamanlar çalıştık. Ya Buğra Çelik, seni çok seviyorum. Sizi hepinizi çok seviyorum ama biz Buğra'yla birlikte çalıştık arkadaşlar. Buğra'yla Arnavutköy'e gittik, belgeselini çektik. Oradaki bütün Rumaylıları, Rizelilerin gelip nasıl evlerinden kovduklarını falan Rizelilere bizzat sorduk. Bizi terlikle kovaladılar biraz. Burada tanıdığım başka tatlı yüzler de var. Hepinizi çok seviyorum. Tanısam tanımasam bir, yani beni tanısanız 5 dakika sonra zaten size hayat hikayemi anlatmış oluyorum gördüğünüz gibi. Çok büyük bir fark yok yani. O yüzden şundan bahsediyorum. İçinizde bir oda var ve o odayı aslında siz ömrünüzdür eşyalandırıyorsunuz. Bir şeyler koyuyorsunuz o odaya. İşte bir takım kitaplardan bir takım paragrafları seçip koyuyorsunuz. Bir takım şarkılar koyuyorsunuz. Bir takım davaların, mücadelelerine ilgi duymaya başlıyorsunuz. İşte bir köy okuluna yardım etmekle ilgileniyorsunuz. 5 lira da olsa göndereyim ya. Önemli olan miktarı değil diyorsunuz mesela. Bir takım mücadeleler koyuyorsunuz oraya. Ya ben televizyondan hiç hoşlanmıyorum ama bu bağımsız senaryolu işler çok hoşuma gidiyor diyorsunuz. Mesela hop oraya bağımsız senaryolar koyuyorsunuz. Oraya ya ben insanların bu kadın erkek vücut kalıplarının içine girmesinden de çok rahatsız oluyorum. Biz şu vücudumuzun ötesinde insanlar olamayacağız mı falan gibi böyle hop o soruları. Bakın o odaya zaten bir sürü sorular koyuyorsunuz. Bir sürü eşyalar koyuyorsunuz. Bir sürü kitaplar, bir sürü şarkılar, bir sürü heykeller, bir sürü resim. Sizden bugünkü ricam bu olacak benim. Dönüp İçinizdeki odayı bulmanız gerekecek arkadaşlar. Ha bu yıl, ha 2 yıl sonra, ha o yıl sonra. Ha benim babaannemin yaptığı gibi son nefesinde. Yani anladınız mı? Bizler fani geçici varlıklarız. Evrende bir anlamımızın olması gerekmiyor. Bizim evreni anlamamız ve kendimizi anlamlandırmamız gerekiyor. Bu bencil bir eylem değil. Bu zaten bize bahşedilmiş bir eylem. Bu eylem bizim içimizde, damarlarımızda, kanımızda, genetik kodumuzda var. Gayemizi keşfetme, amacımızı bulma eylemi. Biz hayatın anlamı ne? Bu neden bana oldu? Falan gibi sorularla vakit kaybediyoruz. Bir amaç bulun kendinize. Bir yerden başlayın. Bu illaki primal amaç. Olmak zorunda değil. The amaç, the gaye. Olmak zorunda değil. Sizi çağıran bir şey bulun yani. Bu kadar. Sizi çağıran bir şey bulun. Orada huzurlu olduğunuzu anladığınız vakit. Oradan yola devam edebilirsiniz. Sizi bir şey çağırdı, orada huzurlu olmadınız. Bana bu oldu mesela. Ben zannediyordum ki o ofiste sosyal medya direktörü olduğunda çok huzurlu olacağım. Böyle olmadı. Direktör olmak bana hiç huzur getirmedi. Hoşuma gitmedi. Şimdi bakıyorum mesela ekibim çok büyük geliyor bana. Belki ekibimi küçültmeyi düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir ekip bu. Bana fazla geldi belki de. Yani herkesin her şeyi büyük büyük, büyük büyük böyle böyle yapması da gerekmiyor. Büyük büyük şeylerin peşinde koşmanızdan da bahsetmiyorum. Önemli önemli adamlar, kadınlar olmaktan bahsetmiyorum. Size huzur veren, hoşunuza giden bir çağrıya kapılmanızdan, bir çağrıya nasıl kapılır pratik etmeye başlamanızdan, çağrınızı yavaş yavaş keşfetmeye başlamanızdan bahsediyorum. Hali hazırda keşfettiyseniz de onu lütfen başkalarının ellerine teslim etmeyin. Birilerinin sizden kendi çağrınızı daha iyi bildiğini düşünmeyin yani. Bu bencillik değil, bu kibir değil. Ben bunu o kadar uzun yıllar kibirle karıştırıp o kadar fazla insanın eline teslim ettim ki kendimi. Kibirli olmamak adına. Kibir değil bu. Aksine tam tersi enayilik. Hani o yüzden mümkünse enayice mütevaziliği karıştırmayın. Gayenizi dinlemek ve kendi hayallerinizin
gayelerinizin üzerinde böyle onlara sarılarak bütünlüklü hissetmek çok güzel bir şey yani. Bütünlüklü hissetmekten korkmanıza, kaçmanıza hiç gerek yok. Sizi seviyorum. Yapıyorum. Ve birkaç sorum var size. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Bu çok teşekkür ederiz. Soruları istersen direkt sorup cevapları... Ay soruyorum, böyle... evet. Chatten soruyorum de alabiliriz. Sen nasıl rahat edeceksen. Çok güzel mesela. İçimizdeki ana kaynağa bağlı bir kabloyla doğuyoruz sanki. Bazılarımızınki doğuştan bağlı, ne güzel. Bazılarımızınki kopuk, bazılarımız onu bağlayamadan göçüp gidiyoruz demiş sevgili Ayşe Yazgan. Ben kablosu kopuk gelmiş olanlardanım. Sonradan elektrik çarpa çarpa bağlamayı öğrendim. Ve benim gibi gelmiş bağlantısı kopuk olanlara yön göstermek gayem. Bu ara kablo çıkıp çıkıp duruyordu. Sıkıcı yerine oturttum demiş. Öpüyorum, ne tatlı bir şey. Çok teşekkürler. Ne güzel kocaman kocaman. Ay sizi çok seviyorum. Şimdi sorumu soruyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Kutumda büyük hissediyorum. şey var ya. Öğrenerek gaye geliştirme. Öğrene 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 öğrene. Hani dedik ya Alfred Adler vs. Freud dedik. Gerçekleşmeyeceğini bildiğiniz hayaller bile olsa bunlar. Sizi öğrendiklerinizden, bildiklerinizden daha çok motive ediyor. Hayaller ve ideyalar. İdeyalar deniyor ya onlara. Büyük ve güzel ve ulaşılabilir olmasa bile bizler için daha güzel, daha böyle yaşanabilir bir dünyanın odalarını inşa eden ideyalar. Nasıl düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Yani bunu kendiniz de cevaplayabilirsiniz. İlla bana cevaplamanız gerekmiyor. Sizi en çok motive eden şey nedir? Yani hayalleriniz mi? Gerçekleşmeyen şeyler mi? Gerçekleşmesini umursamadığınız şeyler mi? Yoksa illaki gerçekleşecek arkadaş ben gerçekleşen şeylerden haz alırım dediğiniz. Ben biliyorum arkadaş zaten bu böyle oldu. Dur müzik de yapayım. Bu böyle oldu. Ben bunu böyle yaşadım, gördüm, deneyim ettim. Ve ben bildiğimden yola çıkarım. Ben deneyimlerime güvenirim dediğiniz şey. Mesela ne güzel hemen sevgili Cezem seni çok seviyorum. Tasarımlarını çok seviyorum. İyi ki o gelinliği elbise olarak tasarladık. Şimdi konserlerde giyebiliyorum. Bari her şey boşa gitmemiş oldu. Cezem seni çok seviyorum canım benim. Yani... İçin için gerçekleşmeyeceğini bilsem bile gerçekleşmesine dair umut duyduğum hayaller ne kadar güzel. Gerçekler de diyebilirsiniz. Hiç mikro devrimler, makro devrimlerin ne güzel. Mikro devrimlerle makro devrimlerin olabileceği gayesi hissi ne kadar güzel. Hayaller hayatı heyecanlı kılıyor ne güzel. Aramızda sevgili Pat Smith'in hayalperestlerinden var. Ne tatlı. Gerçekçilerle de ilgili hiç bakın tipim böyle diye hayaller falan diyorum diye zannetmeyin ki gerçeklere. Deneyime kapım kapalı. Hayır lütfen. Ben bildiğimden yola çıkarım. Ben deneyimlerimden yola çıkarım. Ben zaten hissediyorum, duyuyorum, biliyorum. Ben öğrendiğim şeyleri zaten gayem doğrultusunda öğrenerek ilerledim. Örneğin benim çağrım buydu ve ben bu yüzden bunun eğitimini aldım da diyebilirsiniz. Ne tatlı. Hayallerimdir beni en çok motive eden. Hayallerimin gerçekleşebileceğini bildiğim için, hissettiğim için bu bana muazzam bir motivasyon sağlıyor. Ne güzel. Gayem müzik. Onunla var olamazsam müziğimle o zaman bir gayem kalmamış olur diyor. Sevgili Umut zaten müziğinle varsın. Müzik yaptığında müzikle var oluyorsun. Bitti. Yani dedim ya bunun müziği yok, ağacı yok, işte masası yok, işte tıbbı yok, mühendisliği yok. Yaptığın şeyi yapmakta olmak demek zaten bu kadar. Eylemin gerçekleşmesi. Gaye bu. Gerçekleşmek. Bu kadar. Gerçekleşiyorsun zaten. Bize hep onunla bir yere varmamız dikte ediliyor. Daha da büyük bir gaye var orada. Bak bak o büyük gayeye yolculuk edelim hadi hep birlikte. Böyle bir şey yok aslında. Hayattaki en büyük gayem dokunabildiğim kadar hayata dokunmak. Ne güzel. Birisinin hayatında güzel bir etki bıraktım. Yıllar sonra öğrendiğimde yaşadığım haz ifade edilemez. Ne kadar güzel sevgili Serdar. Teşekkür ediyoruz sana da. Hayallerime giden yoldaki deneyim demiş sevgili Teslim'e. Sonucu tatmin etmesine bağlamıyorum. Ne kadar güzel. Biri tatlı tatlı köpekler yazmış. Umarım müzisyen olduğum için hiç köpeğim olamadı bugüne kadar. İnşallah bir gün ben de bir köpeğin köpeği olurum. Köpekler mi bizim köpeğimiz, biz mi köpeklerin köpeğiyiz diye bir sorun vardı benim. Hayallerimin illa gerçekleşecek gayesinde oluyorum. Hep saçma da olsa umut etmek durumundayım. Bahsettiğim arayan şeyi de biliyorum ama henüz o madenci gibiyim. Ne güzel, hiç, ne tatlı. Durumunu da biliyorsun, çareyi de duymuşsun. Ne güzel. Müziğin pozitif sosyal değişime sebep olabileceğini bilmek. Da-da-da-dan. Vallahi ben de biliyorum onu. O yüzden artık böyle kalbimden geçen şeyleri söylüyorum. Politik anlamda doğrucu olmaktansa. İç sesimle umut ettiğim ve yaşadığım her şey benim gayem. İster gerçekleşsin, ister gerçekleşmesin. Biz bir bütünüz. Biz bir ve bütünüz demiş sevgili Berkız. Ne güzel. Sibel hayaller ve onları gerçekleştirme yolu.
Önemli olan yolda olmak, niyetli olmak demiş. O kadar güzel ki Oruç Arıoba'dan adeta alıntı yapar gibi güzel konuşmuşsun. Ne kadar güzel yolda olmak. Sürekli hayal kurmak bir noktadan sonra yoruyor. Bilge Nur. Ne tatlı yor. Yoruldum ben diyor. Sadece keyif aldığım için yaptığım şeyler. Özellikle yeni keşfettiklerim en mutlu edenler. Ne kadar tatlı. Ben kurdum hayalleri. Şimdi bir şeyler keşfediyorum. Ne tatlı bir yolculuk. Takı tasarlarken kendimi kaybediyorum. Çok beğenilen biricik bir takım arkam olacak. Cansu çok güzel bir hayal. Diliyorum ki gerçekleşsin. Stüdyo bu huymuş. Instagram'ı. Bu dünyayı bıraktığımda ardımda ne bırakacağımı düşünmekle motive oluyorum. Ne tatlı. Bu buna şey diyoruz. Sanatçı dramı diyoruz. Arkamda ne bırakacağımı düşünmek. Ben artık koca popomdan başka arkamda ne kaldı düşünmüyorum arkadaşlar. Yaşla birlikte o da geçiyor biraz. Aklınızda olsun. Keşfetmek, sürekli öğrenmek demiş sevgili Burcu. Ne tatlı. Hayaller olmasa sabah kalkıp işe gitmek imkansız. Ne güzel demiş Razi'ye. Beni resmen uyandıran şey. Ve artık pazartesi günü bu konuşmayı dinlememiş gibi gidemem sistemin içine. Öpüyorum seni. Hayallerinin gerçekleşmesini bekliyordum ama bazen beklemeden bir şeyler yapmanın gerektiğini bugün öğrendim demiş sevgili Tuğçe. Seni de öpüyorum canım benim. Herkese dubl öpücükler. Yaşamda kendi ruhuma ne kadar faydalı olabilirim diye sormak beni çok motive ediyor. Ne güzel bir soru. Hayaller sevgili Reyhan, seni de öpüyorum. Hayaller bir zamandan sonra gayelere dönüşüyor. Çok güzel Selim, ne tatlı. Ne kadar imkansız olsa da bir şeye inanmak en güzel yola çıkma ve devam etme sebebi demiş Doğa Aydeniz. Ne güzel. Hayal kurarken kendimden başka kimse bana ket koyamayacağı için hayal kurmanın sonu yok. Dış müdahaleler yok. Enerji bazen gerçeğe dönüşüyor demiş Uzay. Çok tatlı. Gene çok güzel. Ay bayılıyorum. Chat akıyor arkadaşlar. Hayatının her an değişebileceği bu kırılganlığın gizli kaygısıyla ayarsız kocaman hayaller koyup... Özgür'e güzel bir şey demişsin ya. Ayarsız kocaman hayaller kurmak. Çünkü hayat her an değişebiliyor. Ve bu kırılganlığın gizli kaygısıyla ayarsız kocaman hayaller kurmak en iyisi demiş. Arkadaşlar psikoloğum şey dedi. Virüs bizi öldürmeye çalışmıyor. Virüs sadece yaşamak için adapte oluyor dedi. Bu benim böyle beynimiz diye girdi. Hayat bir anda değişebiliyor. Ve her şeye bakış açımı değiştirmek benim elimde. Ben sadece bir şeylere bakış açım ve davranışlarım üzerinde özgürüm. O yüzden hayat her an değişebilir. Tıpkı burada sevgili Özge'nin dediği gibi. Olabildiğince büyük büyük hayaller kurmak. Ne güzel. Vücut, zihin, ruh dengesini bulabilmek. Demin sevgili Melisa harika. Hayalleri avukatı zıplayıp bulacağım demiş. İkiye bölüyorum, yarım yarım yorum. Memur çocuğuyum ben. Bir günde bir avokado bitirmem arkadaşlar. Bizim evde kahvenin ve bilardonun evrensel bir dil gibi kavuşturması var bizi dünyaya demiş. Ne kadar güzel bir ev, ne tatlı. İçimdeki odayı arıyorum. Hala sonuçları beraber göreceğiz demiş sevgili Özgür Kaya. Bana özel yazmışsın. Çok özür dilerim. Ben alışkanlıkla okumaya devam ettim ama çok güzel bir şey yazmışsın. Allah'tan herkes okunabilecek tatlı şeymiş. Sevgili Emre, seni çok seviyorum Emre Erbiler. Hayallerimi hayata geçince yeni bir hayaller açmak. Ne kadar güzel. Hayallerime doğru çaba göstermek ve çabayı içten almaktan, kaçmadan, göstermekten, korkmadan demiş sevgili Elif. Harika şeyler yazdınız ayol. Vallahi çok güzel. Ah, bu kadar hızlı okuduğum için biraz arkadaşlar terledim açıkçası. O zaman şöyle biraz seni sakinleştirip soruları alalım mı varsa? Hazırım. Evet. Dur SpongeBob zaman... izleyelim. Melodik'i kadar saçma bir şey olamaz. Kalbine tekrar çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz sizden soruları alabiliriz. Sorular veya yorumlar varsa el kaldırıp söyleyebilirsiniz. Sonrasında ben de ilgili kişiye söz verebilirim. Ay dur ben size gitar çalayım. Siz sorularınızı düşünün. Şimdi siz soruları düşünürsünüz daha dur. Bir herkes yavaş yavaş açılır. Türkiye'de malum kimse ilk sözü almaz. Aytül. Cesaret için Aytül çok teşekkür ediyoruz. Sendeyiz Aytül. Öncelikle günaydın ve gerçekten bu organizasyon için hani emek harcayan ve katılan herkese çok teşekkür ederim. Onun haricinde de kalbine soracağım soru şu, kabullenilmiş bağlar hakkında hani yorumunu merak ediyorum aslında. Hani mesela birisi senin teyzen diye seviyor olma hissi veya baba. Kabullenilmiş bağlarla ilgili ne düşünüyorsun demek istiyorum. Çok teşekkür ederim şimdiden cevabın için. Ben teşekkür ediyorum bu tatlı soru için. Hiçbir zaman biri benim bir şeyim diye onu sevmek ya da sevmemezlik gibi dinamiklerim olmadı. İnsanları tanımaya çalıştım hep. Amcam da olsa, babam da olsa, annem de olsa,
işte profesör de olsa akademide, müzik sektörünün en yeteneklisi olarak geçiyor da olsa, en iyi söz yazarı falan dense de, yani insanları tanımak bana gerçek bir sevme yolu gibi geliyor. O işte, kabul edilmiş çaresizlik gibi görüyorum öteki türlüsünü. Hani bu da benim babam, seveceğiz mecbur falan. Yapamıyorum onu ben. Yani babamla bile bir baba kız ilişkisi gibi değil ilişkimiz. Çünkü öyle bir ilişki geliştirmedi çocukluğum ve ergenliğimde. Ben de öyle bir ilişki gelişmedi gerçeğini kabul ettim ve onu bir insan olarak kabul ettim. Çok seviyorum. Tatlı bir şair olarak görüyorum. Şairken asker olmuş. O yüzden ruhu incinmiş, kırılmış. Onu öyle kabul ettim. Öyle seviyorum. Bağımlılıkları, zaafları olan, bunları kabul etmeyen, dürüst bir köy çocuğu, saf tarafları olan, sevgi dolu bir adamım. Ama mesela benim babalıktan yana düşüncelerimi tatmin etmiyor. O yüzden de ona baba dersem aramızda hışırtılar oluşuyor. Hışırtıları ortadan kaldırmak için de onu Mustafa olarak seviyorum. Baba olarak değil. Hemen bir baba şarkısı çalalım o zaman. Peki, teşekkürler. Çok tatlısın. Siz bana soru sorabilirsiniz. Ben size arkadan fon yapacağım. Biliyorum bir şeyler oldu, tamam güzelim tamam. Biliyorum çok şeyler oldu, koruyamadım seni. İnan hala uyuyorsun yatağında, 4 yaşında. Pencerenin yanında, göz kapaklarında, içimi yakan güneş. Uyan gidelim buralardan. İçimde dolduramadım bomboş bir evren, ne atsa akıp gidiyor deliklerinden içinde. Dolduramadım bomboş bir evren, ne atsa akıp gidiyor deliklerinden. İnsanlar, eşyalar, tek taşlar, arabalar, krediler, komediler, sünepeler, kanepeler. Ne dediler, ne dediler, beni yediler, beni yediler, boş ver. İçimde hala dört yaşında, kocaman bir evren var. Ne olursa olsun seninle sonsuza kadar. Biliyorum bir şeyler oldu, tamam güzelim tamam. Biliyorum çok şeyler oldu. Benim son yazdığım şarkısı da çalayım dedim, kimseye söylemeyeyim. Bu 4 yaş muhabbetiyle ilgili konuştuk. Şarkı da onu çağırıyor. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Yani orada zaten. Ona iyi bakamamış olabilirsiniz. Başka başka yollara sapmış olabilirsiniz. Olsun. Hep geri dönebileceğiniz bir oda var içeride. İnanıyorum. Romantik İbrahim. Sorular var mı arkadaşlar? Güzin'in bir sorusu vardı az önce. El kaldırdı bana zaten. Evet, soru alabiliriz. Güzin zaman. Herkese merhabalar. Merhaba. Bu sabah için, bu tatlı sohbet için, bu güzel buluşma için emeği geçen herkese teşekkür ederek başlayayım ben de. Benim sorum çok kısacık şöyle, Harbi. Ya içimizden gelen o çağrıyı ilk keşfettiğimiz anlar oluyor ya. Yani böyle bir ben bunu istemiyorum ki anı. Bu senin karşına neyi yaparken ya da nereden geçerken, hangi yolda yürürken çıktı? Yani ister istemez fark etmek, çünkü bence kişiyi fark ettikten sonra artık fark etmez hale gelemiyoruz. Bir kere fark ettikten sonrasını böyle sökün şekilde yaşıyoruz. O ilk anı nasıl hissettin, nasıl fark ettin, orada ne yapıyordun ve ben
bir dakika ben böyle bir çağrıya kulak vermek istiyorum. Ya da bu benim yapmak istediğim şey değildi ki anı nasıl oldu sende? Onu soracak. Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru sevgili Güzin. Güzin adını mı kullanıyorsun? Müjdeyi mi? Müjdeyi kullanıyorum. Müjdesin sen. Tamam ve müjdesin sen. Ne güzel. Merhaba Müjde. İlkokul öğretmenim Ziyafet Hanım maddi durumu gerçekten berbat olan köy çocuklarını dövüyordu ve memur çocuklarına hiç dokunmuyordu. Hata yapsak bile. Ben bir gün bilerek hata yaptım 7 yaşındayken. Ve gelirken tavşan Orhan'a patlattı bir tane. İşte bizim tatlı bitti Filiz'e patlattı. Onlar yanlış yapmışlar. Ondalık sayılara çalışıyoruz hiç unutmuyorum. 12,57 doğru cevap. Ben 1,257 yazdım. Bekliyorum kaderimi. Bana geldi, bana patlatmadı. Ben de ayağa kalktım. Ben de yanlış yaptım. Bana da vurun öğretmenim dedim. Bana vurdu. Sonra annem geldi ve öğretmenin durumu karıştı. Hani ilk 7 yaşındaydım galiba. Bütün çocukların eşit olmadığını görmekten çok rahatsız olduğumda. Benim ilk çağrım eşitlik galiba o yüzden. Yani müzik benim gayem ama onun altında da bir çağrı var. O da böyle eşit bir yer. Herkesin eşit olduğu bir yer. Bu bağımsız bir eşitlikten bahsediyorum. Yani politik bir eşitlikten bahsediyorum. Kültürel, yasal bir eşitlikten bahsediyorum. Ekonomik, sosyal bir eşitlikten bahsediyorum. Yoksa tabii ki biri öyle bir vücudu olduğunda benden daha güçlü oluyor. Bundan bahsetmiyorum yani. Aman ha, oraya karıştığım düşünülmesin. Ayo. Ama hani beni ilk rahatsız eden şey buydu ve gidip hemen mesela bununla ilgili bir şeyler yazmıştım evde. Çok çocuktum yani. Eminim sizin de çok çocukken zaten sizi gıdıklamaya başlamıştır her şeyiniz. Çocuklukta gıdıklanmalarımız çok daha şeffaf oluyor. Daha az kural yükü olduğu için omuzumuzu, daha az kabul edilebilirliği umursadığımız için. Hatta hemen hemen hiç bunlar da beni kabul etsin gibi bir... Hatırlıyor musunuz mesela ergenlikte başlamıştır o. Çocukken şu arkadaş grubunun mutlaka üyesi olacağım, girip onlarla ip atlayacağım falan gibi bir durumumuz yoktu. Bu ergenlikte ortaya çıkmaya başlayan bir şey. Hormonlarımızla birlikte. O zaman hormonlarımız hareket edince toplum bize bir şeyleri yedirmekte daha rahat hareket etmeye başlıyor. Pat pat yapıştırıyorlar. O yüzden çocukluğumdu yani benim. Hep böyle bir şeyleri kafaya takıp onu yazarak aktarmaya başladığımı fark ettiğim yer. İş hayatına gelirsek eğer, ya ben 21 yaşındaydım. Sağlık sigortası satıyordum. 40 yaşında bir adam ben 21 yaşındayken bana birlikte viski içelim mi diye sordu adam o. Öğlen 12'de gitmişim sağlık sigortası satmak için. Ben de siz çıldırmış olmalısınız. Siz benim dedem yaşındasınız diyerek oradan ayrılarak istifa etmiştim iş yerine dönüp. Şimdi bakınca ama keşke böyle korkularımın beni yönetmesine izin vermeseydim ve hep sağlık sigortası satsaydım ve çok başarılı olsaydım demiyorum açıkçası. Demiyorum. Çok iyi becerebileceğim bir iş değil. İş hayatında hemen duydum yani benimle alakası olmadığını bazı şeylerin. Daha ilk işimde. Ya ilk işimden istifa ettim arkadaşlar ben. Yani girdiğim her işten istifa ettim, birinden kovuldum. Şimdi gurur yapıyor, sadece birinden kovuldum. Ne tatlı. Bu çok değerli bir şey. Bazılarımız ben aynı durumda olsam aman bana dokunmasın deyip 10 sene söyledim. Yerim seni. İlk 70'si yerim sizi ya. Yerim arkadaşlar, romantikleştirmeyin beni. Mantıklı sorular sorun. Evet. Başka soru var mı? Çok iyi çalarım melodik. Galiba sen az önce müzik yapınca böyle bir anda kimse soru sormamaya karar verdi. Daha çok seni dinlemek istiyorum. Soruları aldım galiba. Ben sadece o şarkıyı çalacaktım size. İnşallah evet, duymazsınız. Çünkü hayır, son da... yazdığım şarkı ve de tam da bu konuyla ilgili olduğunu hissederek yazdım. Evet, bir el kaldı. Ve Reyhan sanırım. Reyhan. Sor küçük avukatım. Annem. Reyhan'ın annesiyim ben. Ne tatlısınız, hoş geldiniz. Merhaba Reyhan. Merhabalar. Günaydın. Sizinle çok görüşesek de enerjinizi aldığımız anımız oldu. Onun için çok teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Dalaman'da. Ne tatlısınız. Ne güzelsiniz. Çok, evet. Kızımı çok çok mutlu ettiniz bizi de. Ben de az önce beraber dinledim. Çok şey öğrendim sizden ve kızımın size niye hayran olduğunu anladım. O anlamda katılmak size, istedim. Ondan sonra ben de sizin takipçinizim. Bu kadar akademik donanımınızın da olması beni çok şaşırttı. Ben de bir akademisyenim, öğretim görevlisiyim. Ne güzel, ne güzel. Biraz ilgileniyorum. Çok dediğiniz zorlukları yaşadım.
insan ilişkilerinde küçük görülmek. Yani örneğin Tokat mezunuyum ben. Ege bulunduğum okulda Ege mezunu. Ege mezunu olamadığım için dahi ne kadar tuhaf, yani böyle çok basit şeylerle insanlar birbirini üzebiliyorlar. Ben halbuki Tokat'ta olmaktan, oradan mezun olmaktan çok mutluyum. Yani o kadar küçük şeylerle birbirimizi ezdik, eziyoruz ve üzüyoruz ki ve bunu hala devam ediyor olması iş hayatında çok da yıpratıyor ve üzüyor aslında insanı. Yani sizden çok ben de bilgi aldım. Ne mutlu, çok teşekkür ediyorum. Heyecanlandım şu anda. Çok sevgiyle yapıyoruz. Ben de çok heyecanlandım sizinle tanıştığım için. Evet. Bir anda odamıza anne girdi. Diye böyle çok mutlu oldum. Ne güzelsin. Yok ben hep vardım da şimdi katılmasam size. Aman Allah'ım annelere yanlış bir şey söylemedik inşallah. Biraz terseliyorum ettik çocuklara ama. Sadece dersinize katılmadık ama ben de izin verdim. Sizden sonra dersimize devam edeceğiz. Ne güzelsiniz. Çok tatlısınız. Ben çok utanıyorum bütün dünyanın bazı hareketlerinden ötürü. Utanç veriyor bana bu. Artık bu utancı yükünü de taşımak istemiyorum. Nerede, ne koşul altında eğitim aldığımızın, hangi toprakta doğduğumuzun, bizi ben yapan bu sosyal ve kültürel öğelerin bana göre hiçbir önemi yok. Biz nasıl bir insanız? Biz nasıl kendimizi ortaya koyuyoruz? Ne kadar dürüst ve şeffaf olabiliyoruz? İnsanlara nasıl hizmet edebiliyoruz? İnsanlığa, yaşayan ve yaşamayan her şeye, bu evrene. Bunlara odaklanmaya çalışıyorum. Siz de öyle yapıyorsunuz belli ki. Ne kadar hoş oldu böyle buluşmak. Çok sağ olun katılımınız için. Vallahi çok mutlu oldum. Yani. Ben de çok mutlu oldum. İnşallah kızıma yazmıştınız. Yolumuz tekrar kesişir. İnşallah görüşmek dileğiyle. Bu sağlık krizini atlatalım. Dünyaca zaten i̇nşallah, yollara düşeriz. İnşallah. Sağlıkla. Mutlaka. Sağlıkla. Hepimiz inşallah. Görüşürüz. Siz anne kız. Bay bay. Melisa el kaldırmış. Melisa'nın sorusunu alırsak. Merhabalar, çok teşekkürler bu ilham verici konuşma için. Sabah sabah inanılmaz geldi. 8 Mart'ta Beşiktaş'ta gördüm sizi ve gerçekten çok gurur duydum ve çok sevindim ve gerçekten bir şeylerin değiştiğini hissetmek ve sizi orada görmek çok güzel. Hani sadece bir soru aslında değil de hani lütfen devam edin ilham vermeyi ve yani kadınlar olarak ve insanlar olarak da çok şey değişebileceğini hissetme gayesi hep devam ediyor bende. Ben de müzisyenim, o yüzden çok teşekkür ederim gerçekten. Ben teşekkür ederim, ne kadar kalpten bir şey dedin candan, sağ ol ya. Ya alana indim yani, yapılacak tek şey bu bence. İnsanlarla birlikte olmak gerçekten bir durumun ve bir... Yani... Bunu ben de hayatımın içinde yaşadım. Bu benim uzak olduğum bir şey değil. Yakın olduğum her yerde de bulunabilmek istiyorum. Enerjim ve vücudum el verdiğince. Burada tatlı bir soru daha var. Sistemin bir parçası olduğunda sözünün dinlenmesi ve etki yaratmak daha kolay oluyor gibi gözüküyor bana demiş. Sistemin içinde kendini var edemediğini hissedince ne yapıyorsun? Vallahi sistemin içinde kendimi var etmek gibi bir niyetim artık olmadığı için. Hatta mümkünse sistemin içinde olabildiğince görünmez halde olmaya çalışıyorum. Beni ne kadar az fark ederlerse o kadar linç ederler, o kadar az. Çünkü olabildiğince açık davranmaya çalışıyorum. Çok açık bir şekilde desteklediğim bazı mücadeleler var, bazı fikirler var, bazı hayaller var. Bir parça, sistemin bir parçası olduğumu da düşünmüyorum. Baştan zaten biraz tükürülmüş bir tipim olduğunu düşünüyorum. Hani... bir tane bir şey yaptım, onu da kendim gibi yaptım. O da başka yerlere gidince onun da başka yerlere gitmesinden rahatsız oldum ve tekrar mesela onu da reddettim filan. Yani çok reddediyorum genelde ben sistemin parçası olmayı. Çok hoşuma gitmiyor. Sistemin içinde benim gibi düşünen, benim gibi hisseden, benim gibi hareket etmek isteyen insanlarla buluşma şansım var. Çünkü hepimiz sonuç itibariyle sistemin içindeyiz. Milyarlarca insan buradayız ve bu milyarların içinden benim gibi düşünen, benim gibi hisseden milyonlarca güzel insanla buluşmam çok doğal. Çünkü biz azınlık falan değiliz. Yani aynı değerleri taşıyan insanlar azınlıkta değiller. Bize insanın özünün Habil'le Kabil olduğu, kardeşlerin birbirini öldürerek Tanrı'nın sevgisi için savaştıkları falan anlatılıyor. Hayır abi, insanın özü derenin yanına ev kurayım. İşte kadınlar hep birlikte birbirlerinin saçlarına çiçekler takıp çocukları büyütsünler, meyveleri toplasınlar,
bütün o güzel sosyal yapıyı oluştursunlar. Herifler ellerinde mızrakla gitsinler hayvanı. Şimdi baktığınız işte kayaların arkasında iki erkek sevişiyor. Çiçek toplayan kadınlar orada sevişiyorlar. Ortalık karışıyor. Şimdi insanın özü aslında hep birlikte komüniteler kurmak. Komüniteler oluşturmak. Birlikte tarım yapmak. Birlikte bir şekilde doğaya hükmetmeye çalışmış. Çünkü doğadan korkmuş. Hükmetme arzusunun temelinde de vahşi bir canlı olması değil, aslında korkak bir canlı olması var. Korktuğu için hükmetmeye çalışıyor. O yüzden silahlar yapıyor. Maymunun silahı var mı? Yok, maymun umurunda değil hükmetmek çünkü. Maymun korkmuyor çünkü içinde yaşadığı dünyadan. İnsan korkuyor çünkü bilinci var. Yıldızlara bakıyor, yıldızları anlamlandıramıyor. İşte bir tanrının mı onu yarattığını düşünüyor. Yıldızlardan mı geldim ben, topraktan mı geldim, taş mı doğurdu beni? Anlamlandırmaya çalışıyor. Yani bilgisiz olduğumuz dönemin bütün o ilkel korkularını hala üzerimizde taşıdığımız için biz kendimizi çok savaşçı, çok mücadeleci, işte böyle sistemler kurduk falan. Hayır abi, bunların hepsinin temelinde korku var. O yüzden korkmamayı öğrenmeye çalışan, özgür yaşamayı öğrenmeye çalışan, kendi sesini dinlemeye çalışan milyonlarca insanın olması. Yani evrimde bir tık ileri geçmeyi başarmış ve hani kayaların arkasında hala saklanmayan elinde mızrağıyla insanlar var yani milyonlarca. Ve bizler buluşuyoruz bu kadar. Ben özel biri değilim yani. Sadece bazı şeyleri ifade ederken işte bunları yıllardır düşündüğüm ve konuştuğum için daha net olarak ortaya koyabiliyorum. Senin belki düşündüğün bir şey var, işte bir aydır kafana taktım, ben onu ortaya koyabiliyorum. Çünkü ben onu 5 yıldır kafaya takmışım mesela. Bu. Yani sistemin parçası olmak çok iyi olurdu. Çok rahatlardım herhalde. Şöyle bir oh derdim be, sonunda rahat oldum. Çok tatlı. Çok teşekkür ederiz Nurban. İstanbul'da ve Londra'da kucaklaşmak dileğiyle yazmış. Emine tatlı. Nurban'ın canım benim, öpüyoruz. Ben de öptüm valla. Fan meeting ya da convention şeklinde daha kalabalık buluşabildiğimiz bir yerde keşke komünite olarak toplansak, ne güzel olur. Değil mi? İnsanın özü komünite kurmaktır efendim. Yapacak mıyız? Emre söyle hemen. Post COVID-19 hayatımızı çiz bize. tam da o yüzden aslında biz de 2015 yılından beri Creative Mornings İstanbul'un topluluğunu, komünitesini geliştirmeye ve sizlerle birlikte her ay bu buluşmaları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bir arada olmanın, birlikte düşünen, birlikte üreten, aynı gayeleri paylaşan, belki aslında aynı yolda yürüyen insanların bir araya gelmesine çok önem veriyoruz. Creative Mornings İstanbul'a dediğim gibi 2015 yılından beri atölye olarak ev sahipliği yapıyoruz. Ve atölyenin de aslında bütün odağında, bütün merkezinde bu komünite var. O yüzden Kalbi'nin bu kelimeyi kullanması gerçekten çok büyük ve güzel bir tesadüf oldu. O yüzden sizleri de aslında içinde bulunduğumuz bu dönemde özellikle daha da fazla ihtiyaç duyduğuna inandığımız bu komünitenin bir parçası olmaya bekliyoruz. Şu anda karşımda bir yandan Kalben gülümseyerek bakıyor, bir yandan komünitemizin kraliçesi Burcu gülümseyerek bakıyor. O yüzden çok mutluyum. Dolayısıyla bugün aslında bu konuşmayı da bitirirken iki tane şeyle ben bitirmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, yine hızlıca ekranımı paylaşarak sizlere göstermek istiyorum. Keşke şu yapınca Minority Report'taki gibi ekran gelsin değil mi Emre? Gönül isterdik ki böyle havalı VR'lar bir şeyler çıksın böyle. Oh. Bunlardan bir tanesi Creative Mornings İstanbul'un internet sitesi. Buradan şimdi Gülnaz da belki chatten yollar. Buradan Creative Mornings İstanbul'un tüm konuşmalarını, tüm etkinliklerini, duyurularını takip edebilirsiniz. Ve tabii ki az önce sorduğunuz gibi videolarımızı da buraya yüklüyoruz. Bugünkü seansımızın da videosu burada olacak bir hafta içerisinde umarım. Ve önümüzdeki ayın konuşmasını yine buradan görebilirsiniz. Ve burada aslında sol taraftaki komüniteye bastığınızda bütün Creative Mornings İstanbul'a topluluğundaki insanları görebilirsiniz. Başka kimler var, kimler buralarda, kimlerle nasıl işler geliştirebilirsiniz, bunlara bakabilirsiniz. Lütfen buraya da üye olun. Bu çok değerli olur. Onun dışında burada gerçekten bizlerle bir iletişim kurmak, bize bir soru sormak, konuşmacı önermek istiyorsanız da yine buradan benimle ve Gülnaz'la iletişime geçebilirsiniz. Bu da bizi çok mutlu eder açıkçası. Diyerek ekran paylaşımı kapatıyorum ve tekrar aslında sözü son 3 dakikamızda Kalben'e ve onun son sözlerine bırakıp bugünkü seansımızı sonlandırmak istiyorum. Ya sizi çok seviyorum. Vallahi seviyorum. Çok tatlı bir sabah. Bayağı bir zamandır böyle bir sabahım olmadı benim de. Böyle yapıyoruz değil mi? Contemporary Hearts.
Çok güzel. Yani aranızda uzun zamandır görmek isteyip çok özlediğim, mesela Maltepe'de kafelerine gittiğim, birlikte bir kafe açmış olan ve eminim bu krizden geçmekte olan çok sevgili yüzler var. Harika bir grup kadın bir araya gelip orada müthiş bir girişim yaptınız ve devam edeceğinden eminim dayanırsanız eğer. Dayanamazsanız da tekrar açarız. Önemli değil. Sevgili Buğra'yı görüyorum. O kadar mutluyum ki böyle tuhaf tuhaf şeyler aramıza girmişti. Şimdi hiç aramızda hiçbir şey yok Buğra. Virüs hayata adapte oluyor. Aramızda hiçbir şey yok. Sevgili Ece burada. Reyhan burada. Elifcan diye dünya tatlısı bir yüz görüyorum. Burcu'yu görüyorum. Sezen Kaptan'ı görüyorum. Sezen, seni çok seviyorum. Ne güzel tiyatro oyunu. Deli bir tiyatro oyununa götürdün beni. Canım benim ne tatlıydı. Cansu, Pınar. Birce'yi görüyor musun Birce'yi? Birce'yi gördüm. Birce. Ya tadına bak, saçını da yeni kesti. Çok güzel Birce'yi görüyorum. İnci'yi görüyorum. Berk, Doğa, Selin, Aslı. Sevgili Bilgenur, uzay fotoğraflarınızı koymuşsunuz. Olsun, hepinizi görüyorum. Bengi burada. Yani Ada, Tuğçe, Aslıhan, Viara Kırkova. Yani çok güzel. Yüzlerinizi değil bazen fotoğraflarınızı görüyorum ama olsun. Yani ne kadar kocaman, ne güzel. Yıllarca çünkü teknolojinin nimetlerinden çok uzak yaşamış biri olarak, böyle kapaklı telefon falan kullanmış biri olarak değerini anlayabiliyorum bazı şeylerin. Yani değerli bir şey bu buluşma. Sağ olun bana. Şimdi şey diyeceksiniz, işte bir şeyler öğrendim bugün, bir şeyler aldım falan. Ben bir şeyler aldım. Gerçekten sizin sayenizde oturdum, bir şeyler araştırdım, okudum, düşündüm. Beni düşünmeye yönelttiniz, sağ olun. Buna değersiniz çünkü böyle oturup bir grup güzel insan için bir şey düşünmeye, bir şey araştırmaya değiyor. Yoksa şöyle oldu, böyle oldu falan. Osuruktan teyare selam söyle, o yare şeyler de anlatabilirdim ama hiç öyle bir şey yapmak istemedim açıkçası. Değerlisiniz çünkü sizinle değerli şeyler paylaşmak istedim. O yüzden özellikle Aristo'dan bahsetmem gerekti. Biliyorsunuz her değerli şeyin temelinde bir düşünür erkek yatar. Biraz da dalga geçelim, her lanet olsun. Sizi çok seviyorum. Bu sabah bizimle olduğunuz için, Creative Mornings ailesiyle bu harika etkinin içinde olduğunuz için teşekkür ediyorum. Gülnaz'a, Burcu'ya, emeği geçen herkese teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ederiz. Harika. Çok teşekkürler. Vallahi. Çok güzel bir sabah. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Söz vermek istiyorum. Sağlıklı günlerde yüz yüze buluşalım. Hemen onu da... Herkes gitmeden evet. Şeyi söyleyeceğim. Çete yazdım ama belki görmeyen olmuştur. Eğer sizin için uygunsa Kalven Hanım, ben kaydı yükleyeceğim Creative Mornings'e. Ben de çok isterim. Creative Mornings'e gidin arkadaşlar. Bakın creativemornings.com değil mi sitemiz? Facebook'ta da evet. Creative Mornings İstanbul diye çıkıyor karşımıza. creativemornings.com'dan şehirlere, cities'e giriyorsunuz. Oradan İstanbul'a ya da canınız çeker New York'a, Barcelona'ya, artık nereye bakmak isterseniz. Ben İstanbul'dayım. Hadi. Ondan sonra Cema, gidin lütfen bakın, ilgilenin. Çok tatlı bir yer çünkü. Ben de daha çok ilgileneceğim vallahi. Kafam açıldı ya. Vallahi sağ olun. Bundan sonraki o zaman konuşmalara Kalben seni dinleyici olarak bekliyoruz. Sağlık. Yine daha konuşturtmaz mısınız Elif Sağlıklı günlerde şeye gelirim. Kürsü mürsü gelirim, hep birlikte kürsüye çıkarız 70 kişi, söyleyeyim arkadaşlar. Tabii ki. Evet, bekliyoruz. Öpüyoruz. O zaman herkese çok teşekkür ediyoruz ve keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Önümüzdeki ayın Creative Mornings'inde buluşmak üzere. Gülnaz'cığım, bizim müzikle yine vedalaşırsak çok iyi olur. Kalben yap. Kalben yap. Emre bıktı. Gene bu deli yaptı müziği de. Gene durmadı bu, susmadı. Ben zaten kalbenim... Herkese kalp atacağım, atamıyorum ha. O zaman Kalben'den Yol şarkısıyla sona erse günümüz olur mu? En sevdiğim. Vallahi de çok severim. Ben de çok severim. En sevdiğim. Underrated song değil mi? Öyle diyorlar ya, değeri bilinmedi falan. Sanki bir kişi dinleyince değeri biliniyor arkadaşlar size. O kadar. Öpüyorum hepinizi, çok çok tatlısınız. Hoşçakalın.